Herkese iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şu anda yorum kısmında da görüyorum birçok arkadaşımız da beklediklerini yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Öncelikle bu video ilk defa izleyenler için söylüyorum bu seriyi. 8 programlık bir bilimsel araştırma yöntemleri webinar serisi planladık Emrah Hocam'la. Ben teklif ettim çalışmalarından dolayı. Kabul etti sağ olsun. Programlarımızı yaptık. Son programa geldik. Son programda da bu konuda çokça çalışması olan, bizlere de bütün izleyicilerimiz zaten hatta birçok kişi şu anda Zeynep Hoca için geldi bile diyebiliriz gerçekten de. Twitter'daki etkileşimlerden de onu görüyoruz. Son programı böyle çok güzel bir kapanışla yapmak istedik. Zeynep Hocamızı davet ettik. Kendisi de kabul etti. Geldi. Hocam çok teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğiniz, geldiğiniz için. Ben de davetinizden dolayı teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Emrah Hocam'a da yine teşekkür ederim. Bugüne kadar şu anda birlikte iki programı geçen hafta birleştirdiğimiz için 6 program yaptık. Bugün şöyle bir durum var. Normalde ben moderatör, Emrah Hoca konuktu. Bu şekilde ilerliyorduk. Bugün Zeynep Hoca'yı davet edince, ortak davet ettiğimiz bizi, Emrah Hoca ile birlikte davet ettik. Emrah Hoca da artık yarı moderatör. Eskiden biz böyle küçükken kaleci oyuncu derdik. İkisini de yapardık. O şekilde hem moderatör hem konuk gibi. Bu bakımdan asıl konuğumuz, özel konuğumuz Zeynep Hoca. İzleyicilerimizden de gelen sorularda hocam önce size yönlendireceğim ama tabii ki Emrah Hoca'ya da yine soracaklarımız olacak. Emrah Hoca da size sorular soracak. İzninizle ben öncelikle Zeynep Hocam'la başlamak istiyorum bu programda. Şimdi biz biliyoruz Zeynep Kurnaz YouTube videolarınızı izledik. Özellikle MaxQDA'yı Türkiye'de öğrettiniz hocam. Sağ olun. Halen daha yeni gelen arkadaşlar, yeni lisans üstü öğrenciler. Hocam ben girdim Zeynep Kurnaz Hoca var. Oradan bakıp yapmaya çalışıyorum deyip gelip bize de gösteriyorlar ki ben kendim de çok faydalandım o videolardan. Yine nitel araştırmalarla ilgili birçok konuda ayrı ayrı oluşturduğunuz videolar var. Bunlardan da çok faydalandık. Bu noktada şöyle bir yön de var. Hatta kendi YouTube biyografinizde de yazmışsınız. Sosyolojiyle ilgili ilgi alanlarınızı da yazmışsınız ama daha çok yöntem ve nitel araştırma yöntemlerini daha çok seviyorum. Orada uzmanlık alanımı daha iyi hissediyorum demişsiniz. Bu noktada Emrah Hoca'yla da benzer bir nokta var. O da uluslararası ilişkiler alanında ancak o da hep yöntemle daha çok ön planda ve o alanda kendisini daha çok uzman görüyor. Şimdi hocam sizin evet yöntem bilgisi açısından da hem soruyorum bunu hem de bütün bunları paylaşmaya iten ve bu yöntemdeki tecrübelerinizi aktarmaya iten o serüven, kendi deneyimleriniz, zaten deneyim paylaşımı da dedik. Önce bunu merak ediyoruz. Yani videolarınızda açıkçası çoğunluğu teknik videolarda, son dönemde birkaç açıklayıcı bu konuda videolarınız var ancak yani Zeynep Kurnaz deyince arkadaki artık tanıdık, kitaplık manzarasıyla değil, karşımızdasınız. Nedir bu serüveniniz nedir hocam? Önce bunu dinleyelim. Bu bizim için daha keyifli olacak. Sonrasında izleyicilerimiz için size soracağımız teknik bilgiler de olacak. Onlar da merak etmesinler. Ama soruları biraz sona doğru saklayacağız. Anlatabilir misiniz hocam? Sizdeyiz. Yani şöyle öncelikle tekrar teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum ben. Şimdi serüvenimden nasıl başladı? Aslında lisansta nitel araştırma yöntemleri dersi almıştık biz ve yalnızca 7 kişiydik dersi alan. Dolayısıyla burada böyle 7 öğrenciyle bir ders yapmak böyle özel ders gibiydi. Ve o hatırlıyorum ben lisansta, son sınıfta. İşte hem bir odak grup görüşmesi yapmıştık hem sözlü tane sahada çalışma yapmıştık bir dönem boyunca. Orada nitel araştırma yöntemlerini bir kere hani Aytül Kasaboğlu, Profesör Doktor Aytül Kasaboğlu hocamızdı. Aytül Hoca sayesinde iyi bir temelle başlamış oldum. Ama sonrasında tabii biraz benim şeyime de uygundu. Kişiliğime, yapıma,
tarzıma, dünyaya bakış şeklime de uygundu aslında. Dünyayı anlama biçimime de uygundu. O yüzden nitel araştırmalarda aslında başarılı oldum diyecektim ama sonra o kadar çok iddialı olur ama hani bu kadar bu kadar ilgimi çekmesi nedeni biraz o kişilik yapıma da uygun olmasından kaynaklanıyordu. Bir de anlatmayı da çok seviyorum ben. Hatta çok böyle çok tesadüfen bu Max Güdiye ile ilgili mesele de çok çok tesadüfen ben İstanbul'da bir kongreye katıldım. 2011 yılında sanırım Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Orada böyle şeyler, masalar var. Çekiliş yapıyorlar. O çekilişte işte Max Güdey'in masası var, Amy Wan'ın masası var, Atlas Tia'nın masası var. Böyle bilgisayar destekli internet veri analiz yazılımları ile ilgili bir kongreydi. Ben de gittim. Hani bana da bir şey çıkmaz ama dedim. İşte Max Güdey'in sayfasında şey doldurdum, çekiliş kuponunu. İşte kaseye attım, sonra eve döndüm. Bana mail geldi, kazanmışım. Biraz hikaye biraz oradan başladı. Hani o çekilişte bana 3 aylık mı 1 aylık mı şimdi hatırlayamıyorum. Böyle birkaç aylık bir lisans hediye ettiler. Sonra Elif Kuş Hoca o dönem Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar oldukça fazlaydı. Elif Hoca ile irtibata geçtim. Ben hocam böyle bir şey çıktı falan işte ondan sonra biraz ben de Elif Hoca'dan dinledim. İlk ondan dinledim aslında. Sonrasında şey seviyorum, böyle kurcalamayı seviyorum. Aman bir şey olur mu diye bir kaygım da yok. Bir şey olursa yeniden başlarız. Sonra da şey yaptım, önüme gelene, ya gel ben bir şey öğrendim sana da anlatayım. Ya gel ben bir şey öğrendim sana da anlatayım. Biraz oradan başladı. Sonra bunun ihtiyaç varmış galiba. Ya bize de anlat, bizim bölüme de gel anlat, bizde de seminer ver falan derken benim zamanım yetmemeye başladı yani. Herkese anlatacak kadar enerjim ve zamanım olmadığı için bunu YouTube, yani kendi öğrencilerim de vardı. Yani öğretim üyesi olmuştum ve işte tek tek her öğrenci ve masanın başına oturtup saatlerce de anlatamıyordum. Öyle olunca da ben YouTube'a koyayım dedim. Yükleyin videoları. Hiç olmazsa herkes öğrensin. Ben de yorulmuştum artık. Yani umarım faydalı da olmuştur. Anladığım kadarıyla faydalı oluyor tabii de böyle başladı benim hikayem. Sonra da tabii şeyde pandemide nitel araştırma yöntemleriyle ilgili de böyle bir kaç 20 videoluk sanırım 20 haftalık hatta video deneyelim de ona 20 haftalık bir böyle webinar serisi düzenlemiştim. İşte o vesileyle de bunlar böyle birikti ve bir şey oldu. Bir ileri düzey neredeyse ders sayılabilir herhalde. Hocam gerçekten sayılır. Harika. Hikaye de harika. Yani şu anda bir okul gibi, online bir kurs gibi, okul gibi videolarınız orada. Halen çok izleniyor. Özellikle de ilgili olan kişiler bunu biliyorlar, buluyorlar. Hikayenin başlangıç noktası benim ilgimi çekti yani o çekiliş, o işte aslında tesadüf diye gördüğümüz birçok noktanın hayatta insanı nerelere getirebileceği küçük şeylerden ne kadar farklı senaryolar ortaya çıkabileceği ilgi çekici. İkincisi şu noktadan da şu anda bu hoşuma giden bir yön var şu an için. Bugün de Emrah Hocam bir kitap hediye edecek çekilişle. Resvallerin kitabını hediye edecek. O hediye Emrah Hocam'ın, onu da duyurayım buradan. Bu YouTube'da şu an canlı yayında video yazanlara işte bu çekiliş uygulamalarından yapacağız kimse. Sonra yorumlardan iletişime geçeceğiz işte kimin kazandığını yazacağız. Belki de o izleyici için de bu Resvallerin kitabı böyle bir başlangıca yol açar mı? Sizin serüveninizden, sizin yolunuzdan gider mi diye de düşünüyorum. Çünkü bugün gelip burada bunu izlemek belki bir kişinin hayatında da yine farklı bakış açılarına yol açacak. Diğer yandan tabii ki videoları izlemek, yani şu anda sizin o kayıtlı duran birçok videonuz var. Hatta şu an bizim burada konuşacağımız teknik birçok konunun hepsi de kanalınızda var.
ayrıntılı bir şekilde anlattınız. Yine tabii ki bahsedeceğiz. Çünkü biraz daha seyrel tip bazı bilgilere ulaşmaya çalışacağız. Ama bu motivasyon gerçekten izleyicilerin merak ettiği bir şey. Yani bu noktada o bakımdan gayet iyi oldu. Ben burada şimdi Emrah Hocam'ı ikinci moderatör ilan ettiğim için Emrah Hocam'a veriyorum, ama Emrah Hocam nasıl isterse o şekilde. İster size soru sorsun. Önce bir de Emrah Hoca da kendi hikayesinden yine bahsedebilir. Çünkü o da aslında bize de ilk bahsedenlerden. Emrah Hoca da öğrenip hem kitaplardan hem videolardan, bak Zeynep Hoca'nın videolarını izle diyordu. Bu bakımdan Emrah Hocam, hem sizin serüveniniz hem de yine oradan da bir moderatörlük rolüne de geçebilirsin. Olur hocam. Zeynep Hocam'la nasıl kesiştiğimi, o pandemi sürecinin YouTube çıktısı, video çıktıları, sonra benim devreye girmem, sonra bizim burada buluşmamız. Mr. Nobody diye bir film vardır. Orada bütün ihtimalleri falan gösterir böyle. Güzel de bir filmdir. İşte şunu yaparsam bu olur, bunu yaparsam bu olur. Günün sonunda geldiğimiz nokta burası. Benim başlangıçta doktora aslında. Yani doktora da Haldun Güler Hoca'dan ders aldığımızda, yani metodoloji dersini aldığımda, ya ben daha öncekileri küçümsemek için söylemiyorum. Direkt arkadaşa mesaj atmıştım. Ege belki bir mezun arkadaşa. Ya dedim, biz ne yapmışız yani? İşte lisans artı iki yüksek lisans. Tekrar vurguluyorum, küçümsemek için söylemiyorum. Hani burada başka bir olay var. Yani metodoloji dediğimizde bir de sosyoloji kökenli olan hocalarımız bu işin, ki Zeynep Hocam da öyle yanlış bilmiyorsam, değil mi hocam? Sosyoloji çıkışlı. Yani bu işte daha da içli dışlılar. Hatta kendi ana bilim dalları var. Benim olay orada başlıyor ama biraz daha felsefi bir background'da başlıyor. Yani bu kadar teknik ve yöntem kısmına girişim belki de doktora tezinden sonra. Hatta şöyleydi, Creswell'lerle kitapları okurken biraz küçümseyici başlamıştım ben. Yani orada hadsizlik diyebilirim, kendime bir eleştiri. Kodlamalardan bahsediyor. Ya diyorum, bu kodlamaları tamam anlıyoruz ama niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Yorumlama dediğimiz şey zaten felsefi yüklü. Niye işte kodlama yapıyoruz falan derken YouTube'da kodlama yazdım ben. Daha doğrusu bilmiyorum, burada canlı yayında Max Hüdey'in ismini verebiliyoruz değil mi Fatih Hocam? Tabii ki hocam. Yani. Yok zaten. Zeynep Hoca bütün serisini anlattı, sorun ortada mı? Yani ki Zeynep Hocam da profesyonel olarak Max Kudya'nın hocam şey mi deniliyor, temsilci olarak mı? Eğitimci, temsilci değil ya da böyle bir işbirliğim şeyim yok. Ama hani o trainer, o eğitimci, eğitmen, artık nasıl diyeceksek, profesyonel eğitmenli listesindeyim. Evet, harika hocam. İşte tam da burada. Ben bu Max Güdey'den önce daha basit. Çünkü Max Güdey bir şey istiyor. Yani bir serial istiyor. Orada bir 14 günlük kullanım veriyor da. Tamam da bunu nasıl kullanacağız biz yani? Yani bunun da bir yöntemi var. Öyle kafamıza göre ben yaptım bir şeyler. Daha ilkel demeyelim de, hani çok küçümseyici olacak yine. Daha basit açık kodlular da var. Da ya kodluyoruz da neyi kodluyoruz biz? Nasıl kodlayacağız? Bir şeye ihtiyacım var mı? Kod kitabı, kod sistemi. Ya da ne yapacağız? Yani bunu ürettikten sonra bunu nasıl yorumlayacağız? İşte tam da o noktada Zeynep Hocam'ın videoları tabiri caizse Hızır gibi yetişti. Yani onları oturdum ama hocam tekrar vurguluyorum. Yani çok bir eleştirilir. Onları dinlerken ya ben bunlarla ne yapabilirim ki modundaydım. Şimdi biraz işin felsefesine kayanlar belki böyle bir şeye girebiliyorlar. Yani biz felsefesini yapıyoruz falan. Ama izledikçe ya burada çok güzel şeyler varmış demeye başladım. İzledim. Geldiğimiz noktada da artık Meksikliye'ye hani kullanabilir. Hocam daha ileri bir şeyde kullanıyor. Kullanabilir ve yorumlayabilir noktadayız artık. O yüzden Zeynep Hocam'a yani benim şöyle bir hani sorum belki olabilir. Hocam biz bu bilgisayar tabanlı sistemleri neden kullanmalıyız? Yani burada bu soruyla belki ben başlamak isterim. Yani buna niye ihtiyacımız var yani? O zaman şöyle başlayalım bu soruya, şöyle cevap vereyim ben. Öncelikle bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımlarını kullanmak zorunda mıyız? Evet. Kullanmak zorunda değiliz aslında. Yani elle kodlama diyoruz, elle analiz diyoruz neyse ona. Ya da işte hani şey, herhangi bir yazılım kullanmadan da nitel araştırma yapılıp sonuçları sunulabilir. Bunu söyleyelim.
Fakat çağ değişiyor. Çağ dolayısıyla çağı yakalamak lazım. Bu bilgisayar destekli nitel veri analiz, yani nitel için konuşuyorum ben, evet, nitel olduğum için bu analiz programları, yazılımları şöyle işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi birincisi daha çağdaş bir çalışma yapıyoruz. İkincisi veri tabanımızı kayıtlı tutabiliyoruz. Mesela benim elimde 10 sene önceki veri tabanım hala işte şeyde duruyor, Max Bray dosyasında duruyor. Bu büyük bir avantaj. Şimdi elimizde kodlama yaptığımızda her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Her insanın iş yapışı farklıdır. Nitel araştırmalar da bu anlamda çok esnek. Yani bir böyle katı kuralımız yok. İşte Fatih Hoca aslında daha farklı bir yolla analizini yapabilir. Tabii ki geçerlilik, verilirlik başka bir mesele. Oraya belki değiniriz yine. İşte Emre Utku Hocam başka bir şekilde çalışır, ben başka bir şekilde çalışırım. Bunların hiçbiri yanlış değildir. Şimdi bu önemli bir mesele ama bunun yanı sıra bir veri tabanımızı derli topluyoruz. İkincisi mesela bu programları kullanarak, burada yine tartışmalı bir mesele var. Mesela kelime kodlamaları yaptırabiliyoruz. İçerik analizi yapanlar için böyle bir avantaj var. Ben kelime taraması genelde yaptırırım programa. Bu şey diyorlar, çok yapılandırmacı, çok hani veriye karşı ön yargı oluşturabilecek bir yaklaşım diye eleştirenler de var. Ama dediğim gibi herkes farklı çalışıyor. Ben buradan da mesela ben kelime taraması yaptırırım. Hızlıca onları kodlatabilirim gibi. Sonrasında görselleştirme. Mesela görselleştirme çok önemli bir şey. Şimdi tam biraz önceki meseleye geldim. Şimdi elimizle kodlama yaparken aldık, elimizde çıktılarımız var. Ya da işte Word'den çalışıyoruz. Neyse, Word dokümandan çalışıyoruz. Çıktı almadık. İkisi de olabilir. Başladık kodlayacağımız yerleri. Yani kodlamak ne demek? Veri içerisindeki anlamlı birimleri seçmeye başladık. Veri içerisindeki anlamlı birimleri seçmeye başladık. Ne yaptım? Sınava çalışır gibi işte sarıya boyuyorum, pembeye boyuyorum. İşte filanca konuyla ilgili, filanca temayla ilgili olanları boyadım. Yanına notlar, açıklamalar ekliyorum. Ya da elimde post-itler ekliyorum. Onları kesiyorum, birleştiriyorum falan. Çünkü çok çağ dışı bir çalışma için. Evet. Elimizle yaptığımızda. Ve en nihayetinde elimde boyalı, çizili, kesili bir dosya dolusu doküman oluyor. Bunun içinden çıkmak zor. Bu yazılımlar olmadan önce ben hocalarımızı gerçekten şey yapmak lazım, takdir etmek, tebrik etmek lazım. Yani geçmişte bu işi nasıl yapıyorlarmış elle, gerçekten zor işmiş diye düşünüyorum ben. Ama işte şeyde yazılımlar bizi bu yükten kurtarıyor. Her şey derli toplu orada. Ben bir kodun üstüne tıkladığımda bütün katılımcılarımın, bütün belgelerimin üzerindeki ilgili o kodla ilgili bölümleri görebiliyorum. Aynı anda görüyorum hepsini. Burada mesela benim kendi kendimi kontrol edebilmem mümkün. İşte orada hepsini gördüğümde diyorum şu bununla ilgili değil, niye buraya kodlamışım? Dönüp kendimi tekrar gözden geçiriyorum, kodlamamı gözden geçiriyorum. Sonra görselleştirme çok önemli. Küçümsememek gerekiyor bence bunu. Çağ görsel bir çağ. Ben hep ilerlemeciyim ve çağı yakalamaktan yanayım. Elbette yorumsamacılık, yorumlayalım, yazalım, metnimiz mutlaka kayıtlı kalsın ama bu çağ biraz daha farklı bir çağ. Ben oraya resmi koymak zorundayım. Yani oraya koymak zorundayım. Ki benim okuyucum, bir süre sonra benim okuyucumun şeyi de, yaşı da daha genç olacak. Dolayısıyla orada ben hani sadece metinle okuyucuya bunu sunamam. Görselleştirmem gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, mesela elimizde yapamadığımız bir şey yapıyor bu programlar. Sadece MaxQDA değil. Yani Atlas CI, Envivo var. Bunlar piyasadaki pazarı, pazar aslında burası bir pazar şu an. Hepimiz bu pazarın birer şeyin alıcısıyız. Pazardaki üç büyükler diyebiliriz. Ama ücretsiz yazılımlar da var. Hani onlar da araştırılabilir. Bu işte öğrenci arkadaşlar, lisansı satın alamayacak olanlar, onlara da bakabilirler. Şimdi programlar bize ilişki kurmamızı sağlıyor. O ilişkiyi gösteriyor.
O açıdan da çok önemli programlar. O yüzden ben kullanmaktan yanayım. Şimdi bir de artık yapay zeka ile kodlama yapacağız. Evet, evet hocam. Daha temkinliyim, daha ya bir saniye tamam, hani ilerlemeci olalım, çağdaş olalım ama oraya bir yavaş gelelim diye düşünüyorum. Ama yani yazılım kullanmakta fayda var. Ben tavsiye ediyorum. Hatta işte 2011'den beri benim gözlüğüm gibi bir şey meksküdü. normal literature review bir çalışmamla ilgili okuma yaparken de oraya atıp oradan belki okuma yapıyorum. Oradan hani şeyleri bu konuyla ilgiliymiş, bu konuyla ilgiliymiş kodlama mantığıyla ilgili yerleri seçip atıyorum. Ya da işte bütün çalışmalarımı onun üzerinden yürütüyorum. Ve ben hani kendim şahsım adına çok işlevsel buluyorum. Diğer yazılımları da hani burada dediğimiz gibi biz bir şeyin temsilcisi olmadığımız için hani evet. Sadece birini övelim değil, diğerleri de öyle. Hepsi aynı işi yapıyor. Zaten şimdi burada arkadaşlara şunu da söyleyeyim ben. Kimse size niye analizinde MaxQDA kullandığında MVivo kullanmadın? Niye MVivo kullandığında Atlas TI kullanmadın? Niye işte Delve kullandın? Niye Tableau kullandın? Diye sormaz. Bu dolayısıyla burada içiniz rahat olsun. Ne kullanırsanız kullanın. Bu kalem filanca marka kalem. Fatih Hocam falanca marka kalem kullanır. Emre Hocam başka bir marka kalem kullanır. Hiçbirimiz de birbirimize sen niye o marka kalemi kullanıyorsun, sen niye bu marka kalemi kullanıyorsun diye sormayız. Mantık bu mantık. Önce bunu böyle oturtmak lazım. Mesele kalemle yazdıklarımız. Evet, evet hocam. Fatih Hocam var mı senin sorun? Hocam ben yani devam edeyim. Burada soruyu sen sorduğun için sana düştü şu an moderatörlük yine. Buradan ya yeni bir soru sor ya toparla bana bırak sen bilirsin yani. Tabii. Eğer sorun varsa devam edin. Aslında burada MaxQDA'yı bizim yani hocam da YouTube videolarını da şey Creswell tarzı bir sıralamaya yanlış anlamadıysam bakıyor. Yani işte desenleme var. Aslında bir yaklaşım nitelgicel. Ardından tasarımlar, desenlemeler, veri toplama ve veri analizi. Veri analizinin orada işte bilgisayar programları kullanma devreye giriyor. Ve bunu belki ilerleyen sürece de bırakabilirim ama kod kitabı ya da kod sistemi her zaman kafa karıştıran bir şey olabilir. Bunu sonraya mı bırakalım hocam yoksa şimdi mi söyleyelim? Bu da hani nasıl derseniz yani lafı açılmışken. Olur tamam buyurun hocam. Kişisel olarak ama istiyoruz hocam. Yani siz kod sisteminizi kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa literatürden bir şekilde alıp mı hani tümden gelimci mi tüme varımcı mı ilerliyorsunuz? Hani burada ben kodcu olacağım. İkisini de kullanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Benim kendi hikayeme döneceksek öncelikle bu noktaya gelene kadar şunu söyleyeyim. Burada bugün, yarın, daha sonra izleyecek olanlar da olursa bilgi birikerek ilerler. İnsan zamanla öğrenir. Bunlar çok önemli. İlk yaptığımız anda asla mükemmel... Saldan'ın kitabında da yazar zaten bu sayfalarda bir yerde yazıyor. İlk kodlamanız hiçbir zaman mükemmel kodlama olmayacaktır diyor. Evet. Yani hiçbir zaman ilk yaptığımız iş mükemmel olmayacaktır. Benim de olmadı. Yani ilk ben bütün çalışmalarım da en başından beri zaten hep tam metin internette bulunuyor ve kendi şeyime dönüp baktığımda çalışma biçimime, meseleyi anlama kapasitemin nasıl geliştiğine ben çok ilerlemişim. Onu fark ediyorum. İlk yaptığım işlerle daha sonra yaptığım işler arasında çok fark var. Ve bu süreçte mesela ilk işlerimde ben de şeyi çok zor gelirdi mesela bana. Kod kitabı şeyi okuyorum, Creswell'in kitabı, o şeyde zaten bu 30 temel beceride de orada bir tablosu evet. Var zaten. Diğerlerinde anlatırlar. Okuyorum kod kitabı, kodun tanımını yapmak, bu kod kitabını oluşturmak, içinden çıkılamayacak kadar zor bir iş gibi gelirdi bana başta. Ama hiç kimse endişe etmesin, daha sonra geçiyor bu ve içinden çıkılabilir hale geliyor.
Burada belki çok şeyde kalmamak lazım. Aman Allah'ım ben bunun içinden çıkamıyorum deyip orada takılı kalmamak lazım. Devam etmek lazım. Çünkü biraz böyle öğreniliyor. Şimdi mesela bizim elimizde bir yöntem çalışmamız var. 5 arkadaş bir proje kapsamında çalışıyoruz bunu. Mesela orada tabii hep beraber bu büyük bir işti ve hep beraber oturduk. Çok güzel bir kod kitabı yazdık. Creswell'in bize önerdiği gibi işte kodumuzun tanımını, ne zaman kullanacağımızı, ne zaman kullanmayacağımızı, örneklerimizi, kodlarımızın alt kodları varsa bunlarla neyi anlattığımızı, niye böyle böldüğümüzü, ölü kodlarımızı nasıl temizlediğimizi hepsini yazdık. Ama işte dediğim gibi bu zamanla oturan bir süreç. Biraz da şeyle de alakalı. Acil araştırmacılık var ya, ne ya işte bir çalışma yaparken entelektüel kapasitemiz de ilk çalışmalarımızı yaparken daha acemice oluyor. Daha yeni başlarda böyle oturmamış oluyor. Dolayısıyla bu biraz zamanla entelektüel kapasitemiz de geliştikçe kendi çalıştığımız konulara bakış açımız da daha sağlam bir zeminde oturmuş oluyor. Ve bu çok önemli. Ne yaptığımızı bilmekle alakalı. Aslında bu kod kitabını yazma meselesi. Kod kitabını ne kodlayacağım ben? Ne yapacağım? Buradan ne yapıyorum mu? Biraz ne araştıracağım sorusu. İyi bilmek. Ne araştıracağı konusunda emin olmakla alakalı. Bir orayı çözmek lazım. Yani araştırmaya başladık. Benim derdim ne? Benim derdim ne meselesini bir kere çözeceğiz. O en başta çözeceğimiz mesele. Onu çözdükten sonra zaten o metin içerisinde derdimi biliyorum ya. Neyi arayacağım? Çünkü ister metin inceleyelim, ister görüşme dokümanları inceleyelim. Fark etmez. İşte mesela şimdi burada konuşurken ilgili ilgisiz bazen bir sürü şeyden bahsediyoruz değil mi? Görüşme metinlerimiz ya da dokümanlar da öyle. Ben derdimi bilirsem neyin ilgili, neyin ilgisiz olduğunu ayırt edebilirim. Şimdi bu birincisi kodlamadaki o kod sistemini kurarken kafamızın berrak olmasını sağlayacak şey bu. Sonra kod şey var, kod kitabını nasıl kuracağız? Ben kendi duruşum, kendi bakışım bu çağda artık ben literatürü okumayım işte tabularasa boş bir levha gibi sahaya gideyim sahadan bilgiyle ben açık işte Strauss Corbin'in kodlama paradigmasıyla bir kod kitabına ulaşayım falan diyemeyiz. Yani hani çok bilgi çünkü çok birikti artık. Bu kadar birikmişken bunları okumak lazım, bakmak lazım. En azından bakabildiğimizi görmek lazım. O yüzden ben yaptığım konular çalışmayla ilgili bir kod kitabı önden bir literatüre dayalı bir kod kitabı oluşturuyorum. Yani kodlayacağım şeylerle ilgili bir liste çıkartıyorum. Bu listeyi çıkarttıktan sonra ama kodlamalarımı yaparken de metin içerisinden birçok yeni kod geliyor. Aslında bu liste daha çok başlık düzeyinde diyebiliriz. Tema belki kategori düzeyinde diyebiliriz. Alt kodlarım ya da kodlarım diyeceğimiz asıl metinden gelen EMIVO kodlamalar, açık kodlar artık nasıl isimlendireceksek onu. O açık kodlarım metinden geliyor. Ama başlıkları önden bir belirliyorum. Çünkü benim derdim bu. Kendimi de odaktan şey yapmamak için, odakta kalmak için. Diyorum ki işte ekonomi konusuyla ilgili kodlama yapacağım. İstihdam kodlayacağım. Bir de ihracat kodlayacağım. Başka bir şey kodlamayacağım. Bu başlıkları arıyorum. Şimdi onları kuruyorum. Ondan sonra metinde geçen istihdamları, metinde geçen istihdamla ilgili artık ne öğrenci işsizliği mi ya da işte açıktan atama mı taşeron neyse işte onları kodluyorum. Bir de ihracat meselesini kodluyorum. Beni de odaklı tutuyor o. Ve ben burada bütün hani herkese de şunu tavsiye ederim. Mutlaka kodlarınızın tanımlarını yazın. Kodlarınızın tanımlarını yazmak sizi bir kere daha işte nesnellik de tartışmalı. Her şey çok tartışmalı burada. Ama daha nesnel
olma imkanınızı artıracak diyelim. Hani bütünüyle nesnel olamasak da. Ve kendimizi biz neticede bilim yapıyoruz. Ve bilim denetime tabidir. Bizi denetlenebilir, hesap verilebilir kılar. Bu açıdan oldukça önemlidir. Biz kafamıza göre iş yapamayız. Yani sadece doğa bilimcilere mahsus bir şey değildir bu işin hesabını vermek, sağlamasını yapmak. Bizimle de alakalı yaptığımız işin hesabını vermemiz gerekiyor. Tabii ki makaleyi yazınca kimse bize hadi getir göster bakalım bunun hesabını ver diye sormuyor ama biz her zaman etik, ilkeli bir biçimde hesap verilebilir çalışmalar yapmamız lazım. Bu kodlamada da eğer kodlarımızın tanımlarını yaparsak hesap verilebilir araştırma yapmış oluruz. Çok çok önemli. Mesela ben burada işte kodaj arası uzlaşma yapmak istedim diyelim ya da bir alan uzmanına danışmak istedim. Kodlamalarımı yaptım. Ondan sonra alan uzmanına danışacağım diyelim. Kodlayıcılar arası uzlaşma daha çetrefilli bir mesele. Emre hocama dedim ki, Emre hocam dedim, sen alan uzmanısın. Bu benim kodlarım. Ben şuradaki tanımlara göre bu kodlamaları yaptım. Bir gözden geçirir misin? Bir yanlılık var mı? Bir işte aşırı kodlama, anlamadığım bir şey ya da başka bir anlam çıkıyor mu burada? Mesela aşırı hassas olduğum konular vardır benim. Bu hassasiyet benim kodlamama yansımıştır gibi. Dolayısıyla mesela alan uzmanına sorarken de ya da mesela hakem diyelim nasıl yaptın bu kodlamayı diye sorabilir ki soruyor da zaten. O yüzden mutlaka kodlarınızın tanımlarını yazın. Ne anlıyorsunuz? Çünkü bir taraftan da bu sadece denetim için değil okuyucuya da şunu sunar. Dersiniz ki okuyucuya, okuyucu, ben bu çalışmayı yaptım, sen bu çalışmayı okuyorsun. Ama bu çalışmayı okurken, bak bu kodlamaları, bu bulguları, bu yorumları ben yapıyorum ama bu insanların söylediklerini ya da bu belgelerin içerisindeki neyse geçen verileri bu anlam bağlamında sana sundum. Buradaki anlamı ortaya çıkarttım ben diyoruz. Şimdi okuyucu olarak da doğal olarak benim hakkım bunu bilmek. İşte Emre Hoca kodlamış. İşte diyelim mahremiyet demiş. Diyelim güç ilişkileri demiş. Mesela şimdi bizim bu projemizde böyle bir kavramımız var. Güç ilişkileri. Onu tartışıyoruz. Şimdi okuyucuya, hakeme, denetleyiciye güç ilişkilerinden ne demek istediğimizi anlatmamız lazım. Ki şimdi güç ilişkilerinden ben başka bir şey anlarım. Evet, evet. Başka bir şey anlar. Emre hocam başka bir şey anlar. Ama ben öyle anlıyorum hocam. Zaten hani disipliner bir şey yani. Uluslararası evet. İlişkilerde çok daha farklı değil mi? Sosyolojide farklı, sosyal hizmette belki daha mesela farklı. Mesela şimdi de sosyolojinin içinde de diyelim. Toplumsal cinsiyet bağlamında başka bir şey. Aile din ilişkileri bağlamında başka evet. Bir şey. Siyaset bağlamında başka bir şey güç ilişkisinden kastımız. O yüzden bu çok önemli. Okuyucu da bu minvalde okuyacak. Ha diyecek. Buradaki güç ilişkisinden kasıt buymuş. Ben de bu yorumları buna göre okuyayım diyecek. Bu dolayısıyla araştırmacının aslında bir taraftan da okuyucuya karşı sorumluluğu da diye düşünüyorum ben. Ama hiç kimsenin gözü korkmasın. Zamanla öğreniliyor. Herkes kendine mutlaka böyle bir pay bıraksın. Bu öğrenilen bir şey ve bir adım da olmadığında, bir adım da olmadığında bir sonrakinde mutlaka olacak. Oluyor. Ben gördüm yani. Ben de oldu. Hocam çok güzel özetlediniz. Gerçekten çok teşekkürler. Bir kere motivasyon veriyorsunuz. Yani bu nokta önemli. Herkes bir yere bir anda gelmiyor. Dediğiniz gibi adım adım olur. Yavaş yavaş olur. Hata yapa yapa olur. Zaten öğrenmenin tanımı içerisinde de aslında hatalar söz konusu. Bir spor dalında uzmanlaşmak istiyorsanız da, bir müzik aletini çalmak istiyorsanız da, bir yöntem öğrenmek istiyorsanız da, bir dil öğrendiğinizde de her zaman hatalar olacak. Çünkü hata demek aslında bir şey yapıyor olduğunuzu gösteriyor. Hiçbir şey yapmayan birisi hata yapmaz. Hiç hata yapmak istemiyorsanız hiçbir şey yapmayın bence. Onu tavsiye ederim. O bakımdan hatalardan korkmamak, üstüne gitmek. İşte bu şekilde şu anda bu programı izleyenler gibi öğrenmeye çalışmak, kitapları okumak, üzerine gitmek gerekiyor. Bu birinci nokta. İkincisi de çok güzel bir örgü oluşturdunuz. Yani
Bu noktada dikkatimi çeken en güzel açılımlardan birisi okuyucuya karşı sorumluluklarımız. Yani araştırmacının okuyucuya karşı da sorumluluklarının olduğu çok fazla dile getirilen, açıkçası benim çok fazla duyduğum bir konu da değil. Bu da değerli bir görüş. Çünkü okuyucu bunu okuyor, evet, ama belki okuyucu zaten bize bunu sormayacaktır. Hadi hakemler sordu diyelim, bir kısmı sorar, bir kısmı sormaz. Ama biz o adımları, o kurguyu, yani siz anlattıklarınızdan yaptığım çıkarımdan bahsediyorum. Onu güzel bir şekilde sunduğumuzda, kodun anlamından tutun da nasıl bir süreç izledik, nasıl bir yöntem izledik, nasıl güvenilirlik, geçerlilik konusunda az önce bahsettiğiniz yöntemlerden hangisini uyguladık. Bunları verdiğimizde okuyucu belli bir çerçeve içerisinde, belli bir perspektiften onu okuduğunu bildiğinde orada dediğiniz gibi işte o ilk derslerde de burada hani bu webinarı izleyenler açısından söylüyorum ki onun dışında birçok sizin de anlattıklarınızda bütün kitaplarda hepsinde zaten temel olarak yazıyor. O bilim içerisinde kalabiliyoruz. Yoksa sadece dediğiniz gibi doğa bilimlerini atfedip ya biz o zaman istediğimizi yapalım gidelim o zaman roman yazalım yani. Farklı buradaki nokta. Bu çerçeve şu an izleyicilerimizin açıkçası kafasında da oturmuştur diye düşünüyorum. Hocam çok soru olduğu için yani şu anda akışı bozmak istemiyorum. Değerli izleyicilerimiz çok soru var. Artık hocam nasıl geliyor değil mi? Sorular geliyor. Ben göremiyorum ama bir ara girdim baktım bayağı sorular şu an. Çok akıyor yani. Bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakacağız diye garanti verirken şu an hocam bakmaya çalışacağız da. Düştüm yağ ya yani gerçekten de. Artık nasıl yaparız bilmiyorum ama şöyle ben ara sıra sizi dinlerken de bakıyorum hani öne çıkanlar nedir diye. Fatih gözlerim hocam. Leyla ile Mecnun'da bir karakter vardı. Hapishanenin içerisinde duruyorlardı böyle. Biz buradan çıkmamız gerekiyor. Nasıl çıkacağız bilmiyorum ama çıkmamız gerekiyor. Biraz şu an bir moderatör olarak hocam bir sorumluluk hissediyorum. Bu kadar değerli izleyici var. Hepsi buraya vakit ayırıp geldiler. Sorular geliyor. Değerli iki konuğum var. Bunları nasıl yapacağım diye de düşünmüyor değilim. Çok güzel. Yani sonrasından da belki gerekirse yorumla bir şekilde. Ki Zeynep Hoca zaten birçoğuna videolarında cevap da verdi. Belki oralardan da artık cevap veremeyeceklerimiz. Oralardan da bakabilirsiniz. Hocam bu noktada yani şöyle bir izleyicilerimiz açısından çok güzel gidiyorsunuz gerçekten. Somutlaştığımızda başlamadan ne yapsınlar hocam? Yani başlarken bir araştırma projesinde başlıyorlar. Nitel çalışacaklar tabii ki yani şu an onun üzerindeyiz. Bu bir tez olabilir, makale olabilir. Gerçekten bir TÜBİTAK Avrupa Birliği projesi yani her neyse bir araştırma projesine başlamak üzere olan şu an tezine başlayacak işte tez dönemine geçmiş konu araştırmış ya da bulmuş yani birazcık şekillendirmiş kişiler için söyleyelim. Yolun başındayken bütün bu söylediğiniz ileri düzeydeki yani biraz ilerledikten sonra dikkat edeceğimiz konular kodlaması da analiz de görselleştirme de yani veri toplama sürecinden sonra yapılacak konular. Öncesinde başlayanlar oralara geldiğinde ya keşke böyle başlasaydım dememeleri için somut olarak nasıl bir yol izlesinler? Ne önerirsiniz? Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ben. Zihinlerini berraklaştıracaklar. Yani ilk yapacakları iş hepimiz için, benim için de öyle yeni bir çalışmaya başlarken berrak bir zihinle başlamamız lazım. Böylelikle ne aradığımızı bileceğiz. Yani bu nitel yöntem, yani nitel üzerinden konuşuyoruz. Ve nitel yöntemi kullanacağım. Araştırma sorum ne? Hangi soruyu soracağım? Sahada neyi arayacağım? Mesela bu benim ilk merak ettiğim ve araştırma sorusunu yazdığım an çok önemli bir an. Yani çok önemli bir an. Çünkü o orada bu araştırma sorusu araştırma bittikten sonra yazılacak bir şey değil. Ya da araştırmanın deseni veri toplandıktan sonra yazılacak bir şey değil. Yöntem, hadi araştırmamız bitti bir de bir yöntem istiyorlarmış onu da yazı verelim denecek bir şey değil. Bunlar bir bütün. Bir bütün ve hep beraber gider. Böyle kol kola gider hepsi. Hep beraber ilerler. Yani biri önde, biri arkada, biri sonra falan değil. Dolayısıyla
berrak bir zihinle başlamak çok önemli. Ne arıyorum? Ne arıyorum? Benim ne aradığım ilk sorum, benim raporda en son sonucu yazarken ne yazacağımı da belirliyor. Görüşmecime ne soracağımı da belirliyor. Ya da belge çalışacaksam o belgenin içerisinde ne arayacağımı da belirliyor. Dolayısıyla peki zihnimizi nasıl berraklaştıracağız? Bu çok zor. Tabii biraz okuma yap. Bunu açıklayabilirseniz hocam. Biraz okuma yapmak lazım. Biraz emin olmak lazım. Biraz şapkamızı çıkartıp önümüze koyup bir düşünmek lazım. İşte bu çalışma bana heyecan veriyor mu? Bu çalışma da neyi merak ediyorum? Merak ettiğim şeyi nerede arayacağım? Bir de benim yine çok önemsediğim bir mesele var. Araştırmacının sınırlılıkları. Bizler araştırmacı olarak bu merak ettiğimiz soruyu berrak zihinle sorabilmemiz için kendimize dönüp bakmamız lazım. Yani ben Zeynep olarak ne kadar paraya sahibim? Yani üzgünüm. Araştırmalar parayla yapılıyor. Buna bakmam lazım. Ben Zeynep olarak ne kadar zamana sahibim? Belki evliyim, barklıyım, çoluğum, çocuğum, bir şeyim, ailem falan var değil mi? Onların hayatlarından bu ne kadar çalacağım? Ya da bu araştırmaya elimde 8 tane daha işim var diyelim. Hadi aile 8 tane işim var. Buna ne kadar zaman ayır gibi. Yani ne kadar zamanım var? Bu işe ne kadar zaman ayıracağım? Ne enerjim var mı? Yani psikolojik olarak buna uygun bir yerde miyim? Mesela çok merak ediyorum. Araştırma konu hassas bir konu diyelim. Hassas bir konu çalışıyorum. Hassas bir konu çalışmak zor. Belki psikolojik olarak kaldıracağım. Belki travmalarımı tetikleyecek. Belki yani orada değilim psikolojik olarak. Yani araştırmacı olarak her şeyden önce ben önce bir Zeynep olarak kendime dönüp bakacağım. Sonra sahamın sınırlılıklarına bakacağım. Yani kendi sınırlıklarıma baktım. Parama baktım, enerjime baktım, motivasyonuma baktım, zamanıma baktım. Tamam, orada bir netleştim. Sonra sahamın sınırlıklarına bak. Saha girebileceğim bir saha mı? Yani mesela işte belge çalışacağım diyelim. Ama gönlüm istiyor ki emniyetten belge alayım. Emniyetten belge alabilecek miyim? Yani evet, karar vermem lazım. Bakmam lazım. Alamayacağım. O zaman olmuyor. Giremeyeceğim sahaya ne? Yutamayacağın lokmayı çiğnemeyeceksin mi diyorlar. Çok doğru hocam. Yani gerçekten harika. O yüzden sahama bakacağım. Hassas sahalar, evet. Giremeyen sahalar. Hı-hı. Belki ben giremeyeceğim. Yani saha tabii. Aslında orada ama ben giremiyorum olsun. Mesela maden işçileriyle çalışacağım. Mesela İşte bir arkadaşımız çalışıyor. Twitter'da da görüyorum, takip ediyorum. İşte pavyonlarla ilgili çalışıyor. Belki ben giremeyeceğim sahaya belki. Yani benim için uygun değil. Dolayısıyla bunlara da bakacağım. Ve verimi toplayabiliyor muyum? Ben toplayabilecek miyim? Onlara karar verdim. Sonra neyi merak ettiğime. Bu üçü çok önemli. Ben neyi merak ediyorum? Sahamın sınırlıkları ne? Benim sınırlıklarım ne? Bunları yaptıktan sonra zaten İş daha kolaylaşıyor. Çünkü sorumuz belli ya. Sahamızda da netleştik. Orada bir kere hani tekrar altını çizelim. Yöntem sonra yazılmaz. Araştırma deseni sonra belirlenmez. Çünkü benim araştırma desenim yaklaşım demek birazcık daha uygun gibi belki desen. Deseni de ben seviyorum aslında. Nasıl anlıyorum ben onu? Biraz böyle başka bir tarafa doğru geçeceğim ama desen kelimesi de aslında o şeyi karşılıyor. Biz yani orta sınıf bir ailede büyüdüğüm için şey yaptık. Dantel falan ördük. Evet doğru desen. tasarım diyelim mi hocam? Yani? Tasarım olur. Ben hani böyle şey desen olur, tasarım olur. Yaklaşık desen bizde oturuyor hocam, çok haklısınız. Oradan modelini çıkartırız değil mi? Modelini çıkartırız. O modele göre başlayınca ona göre gitmek gerekir. Yani o desen başka bir şey çıkartsın. Çok güzel bir örnek. Onu bilmek lazım. Evet. Yani işte bir buraya kare bir desen bir şey örüyorum. Şuraya bir başka bir şey. Tabii postmodern o da olur da hani öyle oluyor. Dolayısıyla ben desen kelimesi de uyuyor. Tasarım da uyuyor. Yaklaşım da uyuyor. Tekrar ediyorum. O kadar esnek ki sadece neyi neden söylediğimizi açıklayabildikten sonra istediğimiz kelimeyi de kullanabiliriz. Doğru kullanalım ama ve iyi temellendirelim.
Şimdi bu deseni seçerken de mesela ben deneyime odaklanıyorum diyelim. Ben deneyimleri diyorum ki işte akademisyen, kendimizden örnek verelim. İşte akademisyen olma deneyimi üzerine bir araştırma. Çok merak ediyorum böyle bir şeyi. Şimdi o zaman zaten benim sorum, merak ettiğim şey beni nereye götürüyor? Fenomenolojiye götürüyor. Yani çünkü ben o deneyimi merak ediyorum. Ya da ben işte bu şeyi merak ediyorum. Kamusal, turizmle ilgili ya da kamusal alanların bireyler tarafından nasıl kullanıldığını merak ediyorum. Ve bu kamusal alan kullanımlarıyla ilgili işte insanların tercihlerini anlamaya çalışıyorum. Burada hem durum çalışması yapabilirim mesela. Case'ler seçebilirim. O kamusal alan durumları, kamusal alan case'leri seçebilirim. Ya da mesela grand teori de yapabilirim oradan. Ya da mesela çok yapmak istediğim bir araştırmadır benim etnografi. Yani bir gün işte kendi sınırlıklarımı ölçe biçe etnografik araştırma yapmaya bir türlü fırsatım olmadı. Çünkü niye etnografik araştırma yapmak için? Benim bir kere zamanımın olması lazım. Ben gideceğim, etnografik araştırma yapmak istediğim yerde işte üyesi olacağım, orada katılımcı gözlem yapacağım, orada bulunacağım sahada, buna vaktim var gibi. Şimdi neyi merak ediyorum? O beni desene götürdü. O zaman ne yaptım ben? Daha sahaya çıkmadan aslında benim araştırma desenim de belirlendi. Sonra görüşme sorularımı yazarken, görüşeceksem ya da metin içerisinde neyi arayacağıma dair sorular yazarken bunları da peşinden yazıyorum. Bir böyle zincirin şeyin halkaları gibi, zincirin halkaları gibi hepsi birbirine geçiyor. Ve bunlar böyle en sonda yapılmıyor. Hepsi birbirine geçe. Ben en sonunda bir örgüyü tamamlıyorum. O örgüyü, o zinciri, o şeyi hepsini tamamlıyorum. Ama hani en başta tabii araştırmacının bunları sonradan yazarım kafasından çıkması lazım. Yani benim en gördüğüm en önemli hatalardan birisi mesela bana mail atıyor arkadaşımız. Diyor ki yapmış, bütün araştırmayı yapmış, hepsi bitmiş. Hocam, şimdi bunun desenine ne yazalım? Bugün ne verelim abime yani? Hani ne lazım sana? O zaman öyle ne lazım sana? Televizyon üstüne koyacaksa farklı bir şey. Yoksa yani ne lazım sana? Sehvaya koyacaksa farklı. Tabii. Yani bu böyle şeyi kaçırmamak lazım. Ama bu da bizi tabii o zaman nicel araştırma gibi bu da doğrusal mı ilerliyor hocam sorusunu götürür. Aslında hayır, doğrusal ilerlemiyor. Nitel araştırmalar daha döngüseldir ya da sarmaldır ya da işte şeydir yani hani böyle bir tekrar tekrar başa döndüğümüz araştırmalardır. Diyelim ben işte burada belirledim araştırma sorumu, araştırma desenimi, sahaya gittim. Sahada görüşme sorularımı yazdım, sordum ama olmadı. İstediğim cevapları alamıyorum. Bir tekrar başa döner, kendimi kontrol eder. Bildiğimi nasıl bildim, nereden öğrendim, neyi yanlış yapıyorum mu test eder. Tekrar sahaya giderim gibi. Daha sarmaldır, daha böyle spiraldir. Ama gene de o ne kadar o sarmal da olsa şeyi kaçırmamak lazım. Ya ben nasıl olsa buraya geri döneceğim ve düşmemek lazım. Evet. Ben de bir soru bekleyebilir miyim Fatih Hocam? Şimdi hocam tabii ben hatta bir soru da soracağım senin yorumundan sonra. Sana bir soru yöneltmek istiyorum evet. Hocam. Şöyle şimdi şu ayrımı da yapmak lazım. Zeynep Hocam sosyoloji üstüne çalıştığı için Zeynep Hocam büyük ihtimalle sahalarda yani saha araştırmaları yapıyor ve masa başında belki de çok nadir görüyor olabiliriz Zeynep Hocamız. Evet. Görüyoruzdur ama çok nadir. Şimdi işin şöyle bir boyutu var. Bizim uluslararası ilişkilerde ne yapacağız değil mi hocam? Böyle ya da hani uluslararası ilişkiler çalışanlar, yüksek doktora yapan araştırmacılar sahaya nasıl inecek? İnme noktasında kısıtlar var haliyle. Hocam da diyor ya para temeldir. Yani burada hep belki hani sosyoloji bağlamında düşünüyoruz. Düşünelim de çok ufku da açan bir şey. Ama işin sonunda bizim uluslararası ilişkilercilerin de yaptığı bir şey var. Masa başında analiz yapmak. İyi de Suriye'ye gittik mi? Ya da Irak'taki meseleleri görebildik mi? Yine kendimi eleştiriyor. Hocam kendimi eleştiriyi seviyorum. Yüksek lisans tezimi yazarken Suudi Arabistan'da neden bir Arap devrimi olmadı sorusunu soruyoruz ama
İyi de bunu sahaya inmeden nasıl algılayabiliriz? Mesela her zaman sıkıntı yaşamışsın kendi zihninde. Masa başı, o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi. Ben biraz da bundan uzaklaşıp hani, uluslararası ilişkilerci de olsak bir şekilde projelendirip sahaya inme noktasında adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bende de eksiklik var, bunu da kabul ediyorum. Ama bu saha dediğimiz yer gerçeğin de, yani orada olup bitenin de bize ifade eden bir yer. Yani masanın başını küçümsediğim için değil. Ama saha çalışmaları ki hani deseniz hocam şu ana kadar yaptınız mı, yapmadım. Ama yapmak istediğimde bir şey. Hocam diyor ya, etnografi çalışmalar yapmak isterim, böyle bir hedef var. Bende de bir saha çalışması yapmak isterdim hocam. Hani katılımlı ya da Arap devrimlerinin Tunus'ta ya da Libya'da ya da işte Mısır'da mesela o meydanı görmek isterdim. Ya da bizim 2011 yılında mesela Gezi meselesi vardı. Değil mi? Yani orada ne olup bittiğini burada politik anlamda söylemiyorum. Akademik anlamda burada neler oluyor sorusunu sorduğumuzda peki ne oluyor? Ne oluyor yani? Asıl mesele bu. O yüzden olaylara şeyden değil, masa başından değil de biraz da işin içine dahil olarak yani gözlemleyip notlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Fatih Hocam sorunu bekliyorum şimdi. Tamam hocam. hocam şimdi Zeynep Hoca'nın bahsettiklerinden yine yola çıkarak bir soru soracağım. Bu noktada araştırma sorusu önemli dedik. Yani bu soruyu baştan sormamız gerekiyor. Kafamızı berraklaştırmamız gerekiyor. İkincisi yine o kendi sınırlılıklarımızı bilme noktası çok çok önemli. Bu noktada bazen öğrenciler hani böyle bir beyin fırtınasıyla en harika tez konusunu, en harika makale konusunu, en mükemmel teoride ama soyutladıklarında harika olacak şeyleri belirleyip getiriyorlar. Sizler de biliyorsunuz. Ancak Zeynep Hoca'nın da birkaç verdiği örnek gibi bunun izni alabilecek misin? Alırım sanırım. Veya... Bütün bu araştırmada ne kadar bir maliyet olacak senin için hiç düşündün mü? Düşünmedim. Peki hadi hepsi var diyelim, izin de alacaksın. Paran da var. Zamanın var mı? O da düşünülmedi. O zaman o iş zaten ilerlemiyor hocam. Evet, peki yani... bu soruyu sorarken Emre hocam. Şimdi araştırma sorusu, araştırmanın problemi sorusu, bunların belirlenmesinde nasıl bir yol izleyelim? Bu noktada önceki programlarda bunu güzel bir açımlama yapmıştın ama şimdi burada böyle bir daha kısa hap gidiyoruz burada. Çünkü hepsini anlatamayız. Evet. Bu noktada da hocam bunu sormak istiyorum. Yani bu konudan işte uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal politika, sosyal hizmet ne çalışıyorsak ana konudan probleme ve soruya nasıl inelim? Burada da izleyicilerimize bunu böyle bir özetlersen çok sevinirim. Tabii tabii hocam, burada anahtar kelimelerimiz ya da soru köklerimiz o ne, nasıl, neden, yani bunları bir şekilde kenara yazmak durumundayız. İngilizce bize essay yazdırırken her zaman kavramları falan çıkartın diyorlardı ya, böyle işte beyin fırtınası yapın. Bu soru köklerini muhakkak koymak zorundayız. Hani mığlı mili sorular tabii ki sorulabilir. Belki nicelin de alanına giriyor ama ben nitel çalışmalarda mığlı mili soruları çok sevmiyorum hocam, açıkçası söyleyeyim. Yani tabii ki sorulabilir, sorulamaz diye bir iddiam yok. Ama genelde nasıl ve hani nitelde neden soruları da biraz tartışmalıdır ama sorulabiliyor. Çünkü nedensel kodlama diye bir şey var, Saldana'nın içerisinde geçiyor. Bu soru kökleri üstünden gitmeyi tercih ediyorum. Burada da yani sadece neden sorusunu sorup bırakmıyoruz. Temel mantık şu olacak. Ben bu soruyu soruyorum ama bu sorunun bir karşılığı var mı? Yani bilim anlamında da bir karşılığı olacak mı, olmayacak mı? Yani her şeyi soramam ki. Değil mi? O fizik alanı demiştik biz webinarlarda. O materyal... Hocam, mülakat sorularından bahsediyorsun sanırım, değil mi? Yok, genel anlamda yani araştırma sorusu. Araştırma sorusunu sordum da hani ona doğru anlaşıldı mı diye. Tabii tabii, araştırma sorusu üstünden gidiyorum. Yani araştırma sorumu sorarken de uçuk kaçık cümlelerden kaçınmamız gerektiğini aslında vurgulamaya çalışıyorum hocam. Ya şimdi yine öğrencilerimiz getiriyor hocam, işte ben şu neden sorusunu sordum. Şu neden, ya bunu açıklama şeyine sahip miyiz biz materyal alanda? Yani bunu açıklayabilecek miyiz gerçekten? Yani soru sorduk yetmiyor. Onu açıklayabilecek enstrümanlara sahip miyiz? Zamana sahip miyiz vesaire?
Şimdi burada da işte hocam entelektüel kapasite dediğimiz kavram hakikaten çok doğru. Sakin olaraktan çok basitten başlayıp belki karmaşığa gitmek daha mantıklı geliyor bana. Yani işte ben hocama götüreyim, hocam çok karmaşık şeyleri seviyordur'dan ziyade daha yalın sorular üreterek başlayıp ilerlete gitmek daha faydalı diye düşünüyorum. Belki burada da mığlı mili sorularla da tabii başlanabilir ama Maxwell mesela Maxwell'in kitabında geçiyordu. Yani mığlı mili sorulardan ziyade çok basit neli, nasıllı, nedenli sorularla geliştirmeye çalışın tarzında gidiyor. Şimdi örnek yani her zaman belki beklenti içine girebilir arkadaşlarımız. Şunu söyleyebiliriz. Yani uluslararası ilişkiler bağlamında şöyle bir soru olabilir mi? Olabilir. Rusya neden Ukrayna'ya saldırıyor? Rusya'nın saldırma sebepleri nelerdir diye başlarsınız. Daha sonra daha karmaşık sorular üretebilirsiniz. Teoriyi de tabii ki işin içerisine dahil edip soruları genişletebilirsiniz. Ama ilk sorumuzu böyle başlatabiliriz. Şimdi şey ayrımı da önemli. Yani disiplin ayrımı da önemli. O yüzden onu ben Zeynep hocama sorayım. Yani sosyolojide mesela nasıl soruluyor soruları? Nedensellik üzerine mi kurguluyorsunuz? Nasıl bağlamında mı soruyorsunuz? Ama ben genelde nasıl sorusu üstünde durup neden sorularına da az çok da değindiğim noktalar oluyor diyebilirim hocam. Yani sosyoloji aslında şimdi Wallerstein da bu bilimlerle ilgili yazılarında şey diyor, artık böyle multidisipliner, interdisipliner o kadar böyle iç içe geçti ki bütün bilim alanları ve o kadar birbirine muhtaç, yani kum taneleri gibi olduk diyor. Şimdi öyle oldu diyor. Şimdi böyle bakınca da tabii belki hani sosyoloji, uluslararası ilişkiler ya da belki tarih diye bile ayırmak, belki tarih diye ayırmak da bunlar biraz daha farklı çalışıyor ama hani kent çalışmaları gibi böyle hani çok spesifikleştirmek yerine sosyal araştırma demek lazım. Çünkü bunlar sosyal araştırmalar. Burada da neden, nasıl, ne için? Zaten nitel araştırmanın işte en temel üç sorusu aslında neden, nasıl, ne için sorularıdır. Burada ben şöyle bakıyorum. İşte bir olayın amacı, oluş amacı, gerçekleşmesi ile ilgili amaç, kaynağı, hani nereden kaynaklanmış kaynağı ve oluş biçimi bunları anlamak üzerine neden, nasıl, niçin sorularıyla soru yazıyoruz. Ben neden sorusuyla da soru yazıyorum, kendim de yazıyorum. Nasıl sorusuyla da daha çok nasıl tabii, çünkü nitelin işi biraz daha o nasılı ortaya çıkartmak. Ama hani neden, nasıl, niçin üçünü de kullanıyoruz. Kullanmak da lazım. Hani bir yerde nasılını anlayıp sonra nedenini ve niçinini de anlamak istiyor araştırmacı bir noktada. O yüzden üçünü de kullanıyoruz biz hocam. Şey Zeynep hocam, niçin sorusunu daha çok ben daha felsefi bir soru olarak algılıyorum. Sizde de öyle bir izlenim oldu mu? Ne için? Bir şey mekmak için. Daha felsefi bir şeyken neden sorusunu... Tabii kaynak, yani böyle o kaynağını, böyle arka planında neler olup bittiğini anlamak. Dolayısıyla hani felsefi arka plan diye de okuyabiliriz bunu. Evet. Ya da daha sol arka background, orada bir daha böyle arka plan bilgisi aradığımız bir soru, niçin sorusu. Ben de orada katılıyorum size hocam. Hocam. Bu soru kökleri günün sonunda önemli yani. Hani oraya hadi bir soru yazdık. Ne ekleyelim? Yani ne sizi betimselliğe götürüyor zaten? Tabii. Ya da nasıl bir süreç işledi dediğinizde bir süreç analizine yönlendiriyor. Yani sorunun kökü sizin kullanacağınız o yöntemi dediniz ya hocam, o oya yapma ya da hani o tasarımın birbirine geçmiş hali. Yani araştırma sorusu asıl mesele zaten. Orada başlıyor. Burada araştırmacılara ben bir de şeyi de önermek isterim. Araştırma sorusu yazdıkça tekrar iyi araştırma sorusu yazılabiliyor. Hatta bu araştırma sorusu, araştırma sanatı diye bir yazarın ismini şimdi tam hatırlayamayacağım. Bir araştırma sanatı. O kitapta da bu araştırma sorusuyla ilgili bir bölüm var. Orada diyor ki
işte yüzlerce araştırma sorusu yazarsınız, arasından en iyisini seçersiniz. Çünkü araştırma sorusu ilk anda gene yazdığımız ilk araştırma sorusu, hemen o konuyla ilgili bir araştırma sorusu yazdım. Evet, bu oldu dediğimiz bir araştırma sorusu yazamayız. Konuyla ilgili ne yapacağız? Ben ya, kalem kullanmayı çok severim. Kalem, defter hep böyle şeydir. Araştırma oturacağız. İsterseniz Word'de yazın, isterseniz elinizde yazın. Neyi araştırıyorum? Ben öğrencilerime de onu söylüyorum. Şimdi diyorum, hadi diyorum, neyi merak? Kendi cümlelerini. Ya bırak teoriyi, bırak başka teorisyenlerin söylediğini, büyük lafları, büyük... Değil. Sen neyi merak ediyorsun? Kendi cümlelerini, neyi merak ettiğini en basit haliyle, en kaba haliyle, yani kimseye kendimizi orada hemen beğendirmek zorunda değiliz. Çünkü orada ben kendi cümlelerimi en kaba haliyle yazmaya başladığımda benim zihnim onun üzerine çalışıyor. Orada bir zihnim çalıştıkça açılıyorum da. Bu şey gibi işte, egzersiz gibi, jimnastik gibi, yaptıkça esner vücut, değil mi? Bu zihnin çalışma kapasitesi de yazdıkça esniyor. O yüzden ilk yazdığı en kaba haliyle neyi merak ettiğiniz, ya işte ben alın elinize, işte şeyi merak ediyorum, insanların işte çayı, neden çay içtiğini merak ediyorum. Tabii, kesinlikle. İnsanlar neden çay içiyorlar? Neden insanları çay içmeyi tercih ediyorlar? Hocam, Anthony Giddens'ın Üniversite 1'de bu sosyoloji kitabında kahveyle başlıyordu, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kahve neden içiyorum? En basit hali. Yani insanlar akşam bunu merak ediyorsanız, çay üzerine kültürel bir araştırma yapacaksınız mesela. Yani çok büyük mesela çayın işte Türk kültüründeki büyük laflar etmeden önce bir insanlar sabah kahvaltısında hangi motivasyonla çay içiyorlar? Akşamları neden çay içiyorlar? Çayı kimlerle içmeyi seviyorlar? Böyle basit. Sonra sizi büyük bir, güzel bir araştırma sorusuna götürecek. O yüzden kendinizden de çekinmeyin. Yani biz biraz mükemmellik, bende var o hastalık, ben sevmiyorum mükemmelliyetçiliği ama işte aşmak lazım. Mükemmelliyetçilik bizi hapsediyor, tıkıyor ve işte tıkanmamıza neden oluyor. Değil, kendimizden de çekinmemiz kötü olabilir. Kötü bir araştırma sorusu yazmış olabilirim. Olmayabilir. Olabilir, yani bunlar çok normal. Devam etmek lazım. Diye kendime de buradan notlar düşüyorum. Hocam, bu noktadan, güzel bir noktadan ben devam etmek isterim. Bu mükemmeliyetçi olmayalım diyorsunuz. Harika. Ama bunun arka planında yatan konu şu. Çok eleştirel bir toplumuz. Yani negatif anlamda eleştiriyi çok seviyoruz. Bundan dolayı insanlar mükemmel olmaya ve dolayısıyla da bir şey yapamıyorlar. Yani ben bunu yazarsam işte küçümserler beni, dalga geçerler ya da çok eleştirirler, işte laf söylerler, ki söylüyorlar da gerçekten de. Bundan korktukları için harekete geçemiyor, yapamıyor. Başta hata yapmasına fırsat sağlayacak bir kültürel atmosferi bulamıyor. Bunu bulamadığı zaman çekiniyor. Belki kendiyle barışık olacak ama kendiyle barışmak sadece bir, yani birey, çevre içerisinde yaşadığımız için. O da 40'ı buluyor hocam. İşte hocam, aynen. O yüzden eskilerde derdi hocam, 40 tekamül yaşı diye, böyle hani 40'tan sonra artık her şey oluyor. Ya 40'ı bekleyecek herkes ya da öncesinde bunu aşmanın yollarında küçük küçük yine denemelerle olacak orada da. Yani tabii ki birdenbire büyük işlere girişmemek lazım. Küçük lokmalarla başlamak lazım. Sindirmek lazım. Bir şeyleri küçük yapın. Yani diyelim ki lisansüstü öğrencisiyse önce bir özet bildiri yayınlayın. İşte sonra tam metin. Yani yapacağınız işin oranına göre de eleştiri kapasitesi de azalacağı için sonra o küçük başarılar sizi motive eder, daha büyüklerini yaparsınız. Şunu da buradan vurgulamak istiyorum. Geçen hafta da söyledim. Şimdi sizin de kendi kanalınızdaki açıklamayı ben okudum. Orada da işte topluma katkı, herkesin ilerlemesi, bunları öğrenmesi, hep birlikte ilerlemek için bu yayınları, bunları paylaşıyorum demişsiniz. Çok hoşuma gitti. Bizim de mesela bu yayınları yapmakta, başlamaktaki amacımız buydu. Yani bir şeyleri biliyorsak öğretelim, paylaşalım, paylaşılması için fırsat verelim.
Sürekli işte sosyal medya bazen çok incitici ve linç kültürünün de hakim olduğu bir yer. Ama böyle bir şeyleri yakalayıp yani gerçekten tabii ki eleştirecek şeyleri herkes eleştirsin ama yani kişilere takılıp işte şunu yapmış, bunu yapmış, bunlara takılmak çok doğru değil. Yani doğru örnekleri koyalım. Sürekli her gün girip şu şöyle yanlış, bu böyle yanlış diyeceğimizi akademik anlamda da ne doğru? Bakın sizin bu yaptığınız işte Max diyoruz. Evet yani bu burada marka açısından da değil. Yani kodlamayla ilgili kullanabileceğimiz bilgisayar tabanlı çeşitli programlar bunlar. Farklı çeşitleri de var. Farklı başkaları da onları anlatsınlar. Onlardan da faydalanalım. Belki de o noktada tercih olarak da insanlar farklı tercih edebilirler. Bunları birçok kişiye öğretmiş oldunuz ve şu an ekranımın sağ tarafında emin olun yani çok sayıda teşekkür var bu noktada. İşte doktora zamanında yetişti, tam lisans üstünde ne yapacağımı bilmiyordum gibi işte sizin videolarınızı izleyip bundan faydalandıklarını belirtiyorlar ve böyle bir şeye öncü olmak çok güzel bir şey. Yani bu noktada küçük gibi gözüken ancak kelebek etkisi denilen bir durum var. Yani bu böyle bir başlar, 10, 100, şu an mesela 64 kişi halen bir saat oldu, izliyor bunu canlı olarak, devam ediyor. Yani bu sayılar tabii biz YouTuber falan işte ne bileyim fenomen falan olmadığımız için bizim için odaklı yani nitelikli 60, 100 bunlar çok büyük sayılar bizim için. Çünkü her birisi bir araştırmacı. 60 tane araştırmacı yani bir ülkeyi kalkındırıyor hocam. Yani 60 tane sağlam gerçekten araştırmacı olduğunu düşünürsek ki daha sonrasında da bu videolar çokça izlenecek bundan da eminim. Yani işin böyle bir arka planı da var. Bu söylediklerinizin hepsinden bunları da çıkartıyoruz. Bunlara da dikkat etmek, bunları da her zaman gündemimizde tutup yardımlaşma, dayanışma, hep birlikte kalkınma, hep birlikte şeyler yapma kültürünü oluşturmak lazım. Bu açıdan da yine yeri gelmişken size teşekkür ederim hocam. Bu konuda ben gerçekten. Evet, teşekkür ederim. Burada bir şey eklemek istiyorum unutmadan. Evet. Bence şey çok önemli. Bu hani içerisinde baskı altındayız hepimiz. Ve evet. Bu bazen birbirimizin baskısı altındayız. Bazen sistemin baskısı altındayız. Baskı altındayız ve bir iş yaparken yanlış yapabiliriz. Eksik bir şey söylemiş olabiliriz. Ben de söyledim. Geçmişteki çalışmalarım açık orada duruyor zaten. Eksik bir şey söylemiş olabiliriz. Hatalı bir yorum, hatalı bir çıkarsama olabilir. Şimdi burada bir taraftan da şey çok önemli. Prensiplerimizin olması lazım. Ben kesinlikle. Evet, orada hatalı bir şey yapmıştım, eksik bir şey söyledim ama intihar yaptım mı? Hırsızlık, bilgi çaldım mı? Bu çok önemli. Yani prensipli bir araştırmacıysam yani bugün burada evet eksik sonra giderim onu tamamlarım. Tabii. Yani bu böyle bakmak lazım. Her zaman ilkelerimiz olacak. Prensiplerimizden ödün vermeyeceğiz ama biraz ben yeni geldim oraya. Şey lazım hani bir elden çıkartmak lazım çalışmayı. Çok zorlamamak lazım. Çünkü hata yapabiliriz. Hayatımızı da öyle yaşıyoruz. Yani ben kendi hayatıma şu güne kadar geldim. Hiç hata yapmadan yaşadım diyemem. Bir sürü hata yaptım. Bir sürü şey, bir sürü şeyler yaşadık arkada ve şimdi şey diyorum yani bugünkü Zeynep o belki hata, belki pişmanlıklarım var, üzüntülerim var arkada. Ama bugünkü Zeynep onlar sayesinde oldu. İyi ki onları yaşamışım. İyi ki o üzüntüler olmuş. İyi ki o kırgınlıklar olmuş. Bir şeyler olmuş falan filan. İyiler de oldu tabii. Hep kötü değil yani. Arkada kaldı hepsi. Ama iyi ki olmuş. İyisi de kötüsü de. Çalışmalarımız için de böyle. Hayat gibi. Yani böyle bakmak lazım. İyisi de kötüsü de. Sonra diyeceğiz ki evet burada bizi biz yapan. Hani genç Wittgenstein... Yetişkin bir gençten. Bizi de öyle derler sonra. Öyle yapmak lazım. Yani prensiplerimiz olacak ve devam edeceğiz. Çok güzel tamamladınız hocam. Prensiplerden, etik ilkelerden, ahlaktan hiçbir zaman ödün vermeden. Tabii. Bunlar olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Onun dışında hata yapmaktan. Hata zaten bilerek yapılan bir şey değildir. Bir şey denerken mutlaka içinde hatalar olacak.
bunlara önem gösterelim. Emre Hocam, sorum yok özellikle ama bahsetmek istediğin, kendi vurgulamak istediklerin senin dünyandan. İzleyicilerimizin sorularını alacağız ama benim de bir iki merak ettiğim bir şey var. Yani hocamın fikrini merak ediyorum. Hocamı da bırakmak da istemiyorum aslında ama zaman da tabii ki haliyle değerli. Hocamızı da çok hani tutmamamız gerekiyor. Yok yok hocam, benim açımdan sorun yok. Ama ben, tabii ki eğer canlı yayın olduğu için ara da veremiyoruz. Sorun hani, yok diyorsanız ben de buradayım hocam. Şöyle hani Zoom üzerinden de yapıyoruz. Bütün enerjimizi tüketip bitireceğiz. Tamam. O yüzden yani süreler ilerledikçe tabii ki, yani şu an için değil ama hem izleyicileri hem Zeynep Hoca'yı, sizi de ben de yormak istemem. Şey vardı hocam. Elini 90... toparlamaya gideriz hocam. Evet, tabii 90'lı yılların sonu 2000'lerin başı böyle ceviz kabuğu vardı, hatırlarsınız, ismini vermeyelim de gece gece yayınlanırdı, ta sabah 4'e 5'e kadar falan sürerdi yani. Merakla böyle izlerdik ne oluyor ne bitiyordu yani. Hatta bazen elektrikler kesilirdi. Klasik yani elektrikler geldikten sonra işte belki de bir şeyler oluyor, bizi engelliyorlar tarzında. Ha, arada kesinti olursa öyle bir şey yok tabii. Ya, hocam siz Nitel'de genelde kreisferler anlatırken hep böyle yorumsamacı tarzda nasıl sorularla gidiyorlar. Yani nedenin, neden sorusuna dair çok bir detaylı bir şey ben göremiyorum kreisferlerde. Burada pozitivist Nitel dediğimde sizin deneyimleriniz ya da okumalarınızda ne görüyorsunuz? Yani hakikaten pozitivist bir tarzda niteli nasıl tasarlayacağız? Neden bunu soruyorum? Şundan, bir özel bir üniversite, iyi de bir üniversiteden bir arkadaş, şimdi tezini tamamen pozitivist, nicel mantıklı ama nitel yazdırılıyor. Yani burada bir karmaşıklık var. Şimdi arkadaş bana soruyor haliyle. Ya böyle böyle şöyle şöyle. Ya diyorum, benim kafam biraz daha farklı çalışıyor. Hani kategorize ediyor da bu nicel tarzda nitel yazmak, yani buna da esnekliği tanıyor muyuz hocam? Bu kadar esnek miyiz? Yani ne yapacağız, bu esnekliğin boyutu nerede başlıyor, nerede bitiyor? Pozitivist niteli nasıl tartışacağız? Nitel hep yorumsamacı mı gitmek durumunda? Bunlara dair düşünceleriniz nedir? Merak ediyorum açıkçası. Yani sınırları kalktığı bir dönemdeyiz. Önce bunu söyleyelim. Biz ne kadar sınır koymaya çalışsak da evet nitel bu, nicel bu, burası işte yeşil alan, burası kırmızı alan diyemiyoruz. Daha böyle artık geçişken çalışmalar, işte bilişimsel sosyal bilimler yöntemi var, karma araştırmalar var. Artık böyle birçok araştırma iç içe geçmiş. Bir taraftan da tabii ben şimdi şöyle, burada da bütün iletişime karşıyım diye büyük bir laf söyleyecektim ama durdum. Karşı olmayabilirim tabii. Çünkü nicelleştirmeye, tamam şöyle toparlayayım. Cümleleri... Canlı yayında olduğumuz için düşünmeniz lazım hocam. Tabii ki hak veriyorum. Şimdi nicel, pozitivist tarzda yazmak derken bir kere neyi anlıyoruz ve ne yapılmış? Mesela ben kesinlikle nitel araştırmada yüzde kullanılmasına karşıyım. Böyle asla ve asla yapılabilecek en büyük hatalardan birisidir. Çünkü o araştırma bu araştırma değil. Ama bunun yanı sıra nicelleştirme, veriyi nicelleştirme meselesi var. Çok tartışmalı bir alan yine. İşte kodlarımızın karşısına bu koddan 3 kere geçti, bu koddan 5 kere geçti diye frekans değeri yazalım mı, bir nicelleştirme çünkü. Yazalım mı, yazmayalım mı? Yorumsamacı paradigma ekseninde bakıp orada hayır, kesinlikle yazılmaması lazım ve bu araştırmanın, nitel araştırmanın o anlamı ortaya çıkartan doğasına leke sürüyor ve onu nicelleştiriyor. Yani oradaki anlamı da aslında sayısallaştırarak biricikliğini yitirmemize neden oluyor diye eleştiriler var. Ama ben kendi araştırmalarımda, dönüp bakarsanız göreceksiniz, ben nicelleştirme yapıyorum, sayısal veri veriyorum. Neden veriyorum sayısal veri? Çünkü nitel araştırma, bu benim kendi tercihim ve durduğum yer. Dolayısıyla burada anlattıklarım aslında biraz da bir otorite sözünden ziyade Zeynep'in araştırma mantığıyla ilgili. Evet, evet hocam. Ve orada mesela ben neden veriyorum sayısal bilgi? Çünkü ben bunu yorumluyorum. Zeynep olarak yorumluyorum. Mesela en son işte Göbektepe makalemizde orada yerin anlamıyla ilgili
yorumlarımız var bizim. Şimdi İsmail olarak, Zeynep olarak, Elif olarak orada yazarlar. Biz bunları yorumluyoruz. Ve diyorum ki işte yerin anlamı, aracı konumu var. Ondan sonra işte kutsal anlamı var. Ben 20 kişiyle görüşmüşüm. Kaç kişi kutsaldan bahsetmiş? Şimdi bir kişi kutsaldan bahsetmiştir mesela. Ben araştırmacı olarak evet, gerçekten aradığım buydu ve bu anlamı dışarı aktarmalıyım deyip mesela sayısallaştırmadan verip orada işte kutsal bir anlatı kurabilirim. Bu o zaman işte biraz önceki otoritelere hesap verilebilirliğe, okuyucuya sorumluluğumuzu ne yapacağız? Oradaki anlamı ben nasıl dışarı aktarıyorum? Neye dayanarak dışarı aktarıyorum? Ben burası kutsal derken neden bunu söylüyorum? Evet, üç katılımcının lafını aşağı yazdım. İşte bir denetim izi oraya koydum. Derim ki katılımcılar bunları söyledi, bakın kutsalla ilgili. Ben kendim söylemiyorum derim. Ama ben orada biraz daha verinin ifade yüzde değil, tekrar ediyorum çünkü %20, %30 gibi bir şey anlamsız, ama ben 20 kişiyle görüştüm. 20 kişiden 18'i bu kutsaldan bahsetti. 18 kişi de mesela en son artık böyle geldiğim tarz biraz o Göbekli Tepe'deki tarz, onu kullanıyorum. Bir Göbeklitepe makalemizi merak edenler bakabilir. Mesela o 18 kişi 28 kere kutsaldan bahsetmiş. Mesela onu da veriyorum. Diyorum ki birer kere bahsetmemişler. Burası o kadar kutsal bir yer ki bu insanlar defalarca Göbeklitepe'nin kutsallığından bahsediyor bize diyorum. Dolayısıyla ben nicelleştirmeye karşı değilim. Yani verinin sayısal olarak ifade edilmesini belli bir noktada ben hem hesap verilebilirliği, hem okuyucuya, hem o anlamın dışarı aktarılırken sırtımıza neye yasladığımıza atıf yaptığını düşünüyorum. O açıdan önemli. Ama tabii nedensellik ya da doğrusal çizgide ilerlemiyor nitel araştırmalar. Ben şeye şahit oldum. Hipotez, nitel araştırmaya hipotez kurduran hocalarımız var. Burada ben hatta bu konuyu böyle diğer sosyolog arkadaşlarımla da konuştuğumda bazı ekoller Fransa'da mesela kurduruyormuş hipotez. Hala yani hani ben olmaz. Yani biz bir şey doğrulamak için bu araştırmayı yapmıyoruz. Evet. Oradaki araştırma ortaya çıkartmak için bunu yapıyoruz. Ya da yanlışlamak için diyelim. Doğrulamak, yanlışlamak için yapmıyoruz. Ama var. Burada da şey de diyemiyoruz. Yani elimizi belimize koyup ya senin de yaptığın öyle karşımızdakilere böyle parmak sallayıp senin de yaptığın yanlış falan diyemiyoruz. Yani ben biraz burada kendi yaptığım işe bakıyorum. tam da burada hocam oranın dili, yani şimdi az önce bahsettiğim örnekte o çalışmada bağımlı bağımsız değişkeni veriyor ama bu nitel bir çalışma. Şimdi tamam yani burada şimdi bir problemin olduğunu hissediyorsunuz ama günün sonunda hoca öyle çalıştırdın da tabii onu dışarıdan biri olarak eleştiremiyorsunuz doğal olarak. Öğrenci de bunu eleştiremiyor. Şimdi bunun sanırım aşılması lazım. Yani ille de bir çalışma hipotezle başlamak zorunda değil. Ama araştırma sorusuna ihtiyacımız var doğal olarak, değil mi hocam? Yani soru yoksa araştırma da yoktur. Araştırma yoktur yani. Çok mantıksız bir şeye götür. Bunu da vurgulamış olalım. Belki hani canlı yayındaki katılımcı arkadaşlarımız böyle ille de hipotez kurulacak diye bakmasınlar. Bir hipotez kurma zorunluluğu yok nitelde. Günün sonunda ama eğer bir karma çalışmaya evrilecekse sizin o en temel vargınız, değil mi hocam, hipotez adayı olmaya, yani hipotez adayı olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki hocam, yani az önce şey dediniz, bu içerik analizlerinin nicelleştirilme noktasında da böyle ileri teknikler, nicel tekniklere girmeye gerek var mı, yoksa sadece betimsel yapıp mı bırakıyorsunuz böyle frekans analizleri, mod medyan tarzında? Yani ileri boyutlara... İçerik analizi zaten nicelden geliyor. Önce bunu diyelim. İçerik analizi nicel kökenli bir araştırma, analiz yoludur. Nitele sonradan gelmiştir. Ancak
şey yaparken mesela ben nicel içerik analizi yaparken içerik analizini de böyle mod medyan falan böyle bir şey analiz yapmıyorum. Kodluyorum. İşte oradan sayı çıkartıyorum. Neyse yapısını, genel anlamını ortaya çıkartmaya çalışıyorum yine. Ve dolayısıyla şey de değil, betimsel yapılabilir. Oradaki belki biraz daha ileri işte cümlelerin yapısını inceleyebilir, daha kategorik olarak. Mesela Nuri Bilgin'in bu anlamda, ben Nuri Bilgin'in ve Orhan Gökçe'nin kitaplarını, Ezel Tavşancan'ın bir kitabı vardı, onun baskısı yok sanırım ama. Mesela güzel kitaplar bunlar. İçerik analizi yapacak olan bir araştırmacı, nitel araştırmacı bu kitapları edinebilir. Ben Nuri Bilgin'in kitabını da seviyorum da, Orhan Gökçe'nin de, Ezel Tavşancan'ın da. Bunlar güzel kitaplar. Ben sayıyorum, anlatıyorum, bırakıyorum hocam yani. Evet, tamam. Burada, tamam hocam. Ya da bazen hani içerik analizi şey diye de anlaşılıyor. Bizim anladığımız, şu an konuştuğumuz haliyle içerik analizi, bir de içeriğin analizi. Zaten bütün araştırmalar bu içeriğin analizi olduğu için içerik analizi yapılıyor gibi, daha böyle bir kelime oyunu gibi kullanılıyor. Biz ondan bahsetmiyoruz. Yani genel zaten biz içeriği analiz ediyoruz. Söylem analizi de yapsak, fenomenolojik de yapsak, ondan bahsetmiyoruz. Yani bir teknik olarak içerik analizi, o kelimeleri, yapıyı... Evet. Anlamını ortaya çıkartmaya çalıştığımız analiz yolundan bahsediyoruz. Orada da ben sayıyorum. Bir gerekli bir açıklama, bir anlam, bir ilişki varsa da onu kurup öyle. Evet. Tamam hocam. Emre hocam, yani Zeynep Hoca nasıl analiz yapar? Zeynep Hoca diye sorulara devam ediyorsun. Beni de aklıma sorular duruyorsun. Evet. Peki, Zeynep Hoca veri toplarken nelere dikkat ediyor? Süper. Nasıl veri topluyor? Burada aynı zamanda tabii sorum, izleyiciler de muhatap, ne yapsınlar diye de bakabiliriz. Geri toplamak zor iş. Sahada toplamak nasıl hocam? Emre'yle bir ara sormuştuk. Veri toplamak, kabul ediyorum. Mesela araştırmacıların herhalde en çok zorlandığı, o bütün süreçte en çok zorlandığı aşama... veri toplama aşamasıdır. Çünkü işte belge toplayacaksak da, görüşme yapacaksak da, gözlem yapacaksak da belli bir disiplin içerisinde yapmamız lazım. İşte belge üzerinden analiz yapacaksak belgelerimizi ne zamandan ne zamana topluyoruz, eksik var mı, niye bu kadar topladık, neyi kattık, neyi katmadık, niye kattık, niye katmadık, hani böyle bir sürü soruyu cevaplayarak veri toplamamız lazım. Orası bir de veriye ulaşabildik mi, ulaşamadık mı, kapalı veri mi, açık veri mi, işte ya izin istiyor mu veriyi almam benden vesaire. Bir de bir taraftan katılımcılarla görüşme yaparken, tabii veri toplarken benim katılımcıyla kurulan ilişki çok önemli. Yani görüşme yapılan kişiyle kurulan ilişki çok önemli. Ben bunu öğrencilerime de her seferinde söylüyorum. Şimdi araştırmacı yoksa araştırma da yoktur. O araştırmayı biz yapıyoruz. O yüzden biz orada ana aktörüz. Tabii bu ayrıcalıklı konumumuza atıf yapmak için bunu söylemiyorum. Sadece kendi güvenliğimizi, kendi sağlıklı araştırma koşullarımızı kurmak açısından. Yani ben biraz böyle hep başından beri bakıyorum, ben merkezi gidiyorum ama bu önemli. Yani orada ben güvenli bir ortamda veriyi toplayabilmeliyim. Kendimi riske atmamalıyım. Sahaya uygun kılık, kıyafet, davranış içerisinde bulunmalıyım. Şimdi bunlara ben çok özen gösteriyorum, çok dikkat ediyorum. Bunların çok kritik olduğunu düşünüyorum. Sonra katılımcılarla mesafemi çok korumaya çalışıyorum. Ne çok samimi oluyorum, ne çok mesafeli oluyorum. Ne çok yukarıdan bakıyorum, ne çok eşit kalıyorum. Şimdi bunları böyle bir ayarlamak lazım. Hayatta da biraz böyle. Çünkü çok yukarıdan baktığımızda çok ayrıcalıklı bir yerden katılımcıyı sorguluyormuşuz gibi oluyor. Çok eşit olduğumuzda katılımcıyla bu sefer yani hani o da dengeyi bozuyor. Çok yakın olduğumuzda senli benli başka problemler, başka belki güvenliğe dayalı sorunlar. Şimdi bir de kadın olarak da veri toplamak zor. Dolayısıyla buna böyle maalesef değinmeden de geçemeyeceğim. Tabii çünkü, hocam. Yani kadın olarak, biz mesela katılımcılara ben asla sen diye hitap etmem.
Buna çok böyle kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte hani herhangi bir insandan, evet, yaş, benden yaşça küçük olsa bile sen diye hitap edilmemesi lazım. Çünkü sonrasında başka şeyler doğabiliyor. Hep ben siz diye hitap ederim. Bu şey, yani çok onu korumaya dikkat ederim. Bunlar çok önemli. Sonra hani bunlar böyle sahadaki davranışlarımız. Bir kere buna bir bakmak lazım. Gene ben araştırmacılara önce kendimden başladım. Kendimi bir o güvenli alanda tutmaya özen gösteriyorum. Kılık kıyafet açısından da saha neyi gerektiriyorsa öyle giyinmek lazım. Ben her zaman mesela olabildiğince sade kıyafetler, bir düz bir pantolon ve düz bir gömlekle sahaya çıkmayı ya da düz bir tişörtle sahaya çıkmayı tercih ediyorum. Yani normal gündelik hayatımda giydiğim daha dekolteli, daha frapan, daha şaşalı kıyafetlerim, canlı kıyafetlerim varsa da çok tercih etmiyorum. Olabildiğince sade, düz kıyafetlerle sahaya çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü böylece şey de oluyor, yani çok böyle o bakışları da üzerinize çekmemiş oluyorsunuz. Bunlar önemli veri toplarken. Bunları tamamladıktan sonra bir diğer mesele de benim görüşme sorularım. Yani iyi bir görüşme sorusuyla sahaya çıkmam lazım. Görüşme sorularımı tabii etik kurul izinlerini almam lazım. Artık biliyorsunuz nitel araştırmalarda, evet, uzun yıllardır etik kurul izni alınarak sahaya çıkılıyor. Bütün araştırmacılarımıza da hani bir ay gecikiyor diye endişe etmesinler. O bir ay çok büyük bir zaman değil. Telafi edilebilir. Etik kurul izinlerini alsınlar. Sonrasında görüşme sorularımı mutlaka bir pilot araştırmada denerim. Sahada en önemli şeylerden birisi budur. Bir pilot araştırmada denerim, benim sorum işliyor mu işlemiyor mu, çünkü işlemeyebiliyor sorular. Ben oraya çok güzel yazmışım, çok bilimsel laflarla yazmışım ama karşıda cevabı yok onun. Anlaşılmayabiliyor, anlaşılmayan kelimeler, jargonlardan uzak durmak lazım. Bunlar çok önemli. Bir de mutlaka bilgilendirilmiş onan formuyla sahaya çıkılsın. Yine sahada veri toplarken en önemli meselelerden birisi bu araştırma kim tarafından, neden yapılıyor, danışmanı, kurumu kim, neyse fonlanıyorsa fonlayan kuruluş kim, ben araştırmacı olarak bana ulaşabilecekleri e-mail adresi, telefon değil, yine telefonumu niye herkese vereyim, e-mail adresini mutlaka oraya yazmam lazım. Katılımcılar ulaşmak isterse bana ulaşıp bir bilgilendirmiş onay formu mutlaka elimde olmalı. Ses kayıtlarını alırken, veri toplarken benim yine çok dikkat ettiğim meselelerden birisi, önce diyorum ki ses kaydını alabilir miyim? Anlatıyorum, sonra ses kaydını alabilir miyim diyorum. Katılımcı izin veriyor. Tabii ben hani hep olduğundan bahsediyorum. Yani olmama olasılığı da çok yüksek. Böyle işte 100 katılımcıya gidiyoruz, 80'i hayır diyor. Biz 20'siyle ancak görüşebiliyoruz. Bunu da böyle belirtmek lazım. Sahaya çıkanlar zaten bilirler. Katılım ses kaydını açtıktan sonra, cihazı açtıktan sonra o günün tarihini söylüyorum, işte 24 Ocak 2024 işte saat 22 diyorum. Ardından katılımcıya dönüyorum. Bu görüşmeyi ses kaydına almamızı izin veriyor musunuz diye tekrar soruyorum ki cihazına tekrar onun verdiği izin kaydedilsin. Bu önemli. Bazen acemiliğimize, bazen aceleciliğimize geliyor. İzin aldık nasıl olsa deyip açıyoruz. Bence orada kayda da mutlaka iznin yansımasını sağlamak lazım. Yine çok dikkat ettiğim meselelerden birisi bu. Katılımcılara tekrar iyi ilişki kurmak önemli. Tekrar gelebilirim. Niye? İşte tekrar o döngüsellikten bahsettik ki eksik veri toplamış olabilirim. O esnada fark etmediğim bir soruyu sormadan geçmiş olabilirim falan falan. Ya da bir şeyi anlamamış olabilirim. Katılımcıya geri dönmem gerekir. O yüzden katılımcıya ayrılırken sizinle tekrar iletişime geçebilir miyim? Bir konu olursa araştırmayla ilgili tekrar arayabilir miyim? Gibi böyle bir de hani nezaketen tatlıca ayrılmakta fayda var. Bir de şey de var orada, o insan bize bir saatini ayırıyor, iki saatini ayırıyor. Bir şeyler anlatıyor, iç dünyasıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Onu nesneleştirmemek de gerekiyor. Yani
Böyle bir nesneymiş gibi ben senden ihtiyacımı o aldım ve artık işte buraya koydum gidiyorum diye bakamayız. Yani bize iç dünyasını açmış bir insan var orada. Ona da saygı duymamız lazım. Hatta hani sorumlu bir yazar olarak araştırmamızın çıktılarını paylaşmamız lazım. Dolayısıyla bunları böyle paylaşmak lazım. Katılımcıya biz işte veriyi topladık. Mesela benim bir başıma gelmişti bir araştırmamda ve toplu katılımcılarımla paylaştım araştırma sonuçlarını. Bir katılımcı sonra aradı bana dedi ki, yani dedi, benim söylediğim cümlelerden hiçbirini buraya koymamışsınız dedi. Okumuş mesela o böyle bir de böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Yani ne diyeceğimi şaşırdım yani hani demek ki acaba önemli gel bulmadım mı diyeyim, ne bir şey de diyemedim. Öyle söylemişti. Katılımcılar da merak ediyorlar. Çünkü size iç dünyasını açmış. Merak ediyor. Ne yazdığınızı merak ediyor. Orada kendinden bir parça görmek istiyor. Ben öyle anladım. Yani bana niye benim söylediğim burada yok? Evet. Kendinden bir parça orada istiyor. Evet. Böyle. Çok bunlar güzel istedim. Özetlediniz hocam. Bir de bu noktada nitel araştırmalarda kullanıcı anonimliği bazen sekteye uğruyor hocam. Yani zaman zaman yaptığım bazı hakemliklerde de karşıma geldi. Diyor ki işte şu il, şu ilçedeki özel hastanelerde çalışan şu meslekteki kişilerle görüştüm diyor. Yani hani sen adını bir yazmadığın kalmış çünkü orada belki de bir tane var özel hastane. Evet. Girimini de söylüyorsun çalışan iki kişi, üç kişi hatta öyle belki bir kişi var. İşaret ediyor resmen. Tabii işareti gösteriyorsun. Bir de demografik şeyler tablo yapıp yanına yaşını yazıyor, katılımcı bir. Yaşı, bilmem ne, eğitim seviyesi, şusu busu derken. Aa, bizim Zeynep. Oradan okuyan da diyor, aa bizim Zeynep bu. Aynen öyle hocam yani. Şimdi bu, sen adını yazmadın diye gizli olmuş olmuyor. 8 kişiyle, 10 kişiyle görüşmüşsün, tarif ediyorsun. Konuştuğun konularda da belki işte toplumsal cinsiyetle ilgili bir şey yaptın. Belki tabii kadınla görüşüyorsun, diyorsun ki bunları işte rahat ol, bunlar gizli kalacak, işte sadece bilimsel çalışmada kullanılacak, üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, ismin gizli olacak vesaire diyorsun. O sana güveniyor yani, seni bir uzman olarak gördüğü için karşında. Ama sonra bir bakıyorsun ki yani işaret etmişsin, tanımlamışsın, belki eşiyle ilgili bir şeyler söyledi, belki patronlarıyla ilgili bir şeyler söyledi. Evet. Rahat rahat yani onların ya da gidebilecek yönde eleştiriler getirdi. Ne oldu? Yani bu gizlilik ortadan kalktı. Bu bakımdan hani nicelde bu çok daha kolay. Çünkü 500 kişiyle görüştüm. Bu artık anonim oldu gitti ama nitelde buna dikkat etmek gerekiyor değil mi hocam? Yani bu şekilde işaret edilecekse gerekirse mesela benim en son yaptığım bir çalışmada bir yüksek lisans öğrencimde İşte kadın dernekleri üzerinde yaptık. Şimdi dernek sayısı az zaten. Orada meslek, işte mezuniyet, meslek, şu bu diye de verdiğimizde hani 30-40 kişiden 7-8'ini direkt işaret belirtmiş oluyoruz. Bu bakımdan hatta konuştukları katılımcı ifadelerinde dahi ben zaten şu meslekte de bunu yaptım gibi yerlerini katmadım. Onları bile koymadım ki onlardan dahi o yine çıkarılabilir diye. O bilgileri vermedim. Kullanıcı, katılımcı anonimliğini korumak, gizliliğini korumak için dedim. Bu verilere yer vermiyorum ama veriler bende şeyler ekleriyle birlikte bende duruyor. Bunu da böyle bir sizin anlattıklarınızdan, şimdi saha deneyimlerinden aklıma geldi. Böyle bir vurgulamak istedim hocam. Tabii tabii çok önemli bu söylediğiniz hocam. Katılımcılarımızı zarar vermeyecek şekilde hareket etmemiz lazım. Bu etik ile ilgili metinleri açıp okuduğumuzda bu burada açıkça der ki katılımcının zarar görmemesi bizim ilk yine evet sorumluluklarımızdan birisi. Ben şimdi katılımcıyı böyle elimle böyle işaret ettiğimde o olmaz. Katılımcım zarar görebilir. Orada mahrem tabii, bilgi vermiş olabilir tabii bana. Bir de baştan taahhüt ediyoruz. Gizli kalacak diyoruz. Yani o sorumluluk yani, bizde. Tabii dolayısıyla burada siz zaten en doğru olanı yapmışsınız. Mutlaka eğer katılımcımızın kimliği açık edilecek şekilde o katılımcı bilgi tablosunda bilgiler varsa bunlar çıkartılıp metne denir ki
katılımcının anonimliğini bozduğu için bu bilgileri vermek, bilgiler verilmemektedir, verilmeyecektir. Çünkü mesela şirket çalışmaları yapanlar var. Dolayısıyla işte doğrudan bir şirket yazıyoruz işte, dediğin lojistik firması işte kaç tane var? 3 tane, 5 tane. Aynen öyle. Şimdi o zaman ben şirket ismi veremem ki. Ya da işte şirketi kuruluş yılına mesela yazdım. Kaç tane kuruluş yılını yazdığım anda zaten bütün hepsi ortaya çıkıyor değil mi? Bunları korumak sorumluluğum altında. O yüzden diyorum ki anonimliği bozduğu için bu bilgiler verilmiyor. Bu kadar basit. Bunu tartışmaya evet. Açık değil bu. Benim bir sorum var hocam. Veri toplamada hiç Zeynep hocamız belge, döküman toplamıyor mu? Yani masa başı her zaman sahada mı? Yok, yani hiç yok. Böyle bir tarihsel bir araştırma, tarihsel karşılaşma deseni vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hiç böyle çalışmalara yönelmiyor mu hocamız? Ya da hep böyle şey midir, fenomenolojik ya da işte buna benzer çalışmalarda evet, sahaya mı iniyor? Masa başı çalışmalarınızı nasıl yaparsınız? Hocam o belgelere ya da arşivlere hiç deneyimleme imkanınız oldu mu? Mesela bunu çok merak ediyorum. Oradaki şöyle, arşiv tabii çok geçmişimde kaldı. Ben tarihte yüksek lisans yaptığımda orada bir çok kısa bir süre hani tarihi metinlerle ilgili çalışmıştım. Çok o zaman... Daha gençtim. Şu an elimizde çok bu yöntem... Yine öylesiniz hocam. Yani yine öylesiniz o vurguyu yapayım yani. Yani teşekkür ediyorum. Bu şu an bu bir yöntem çalışmasından bahsettim biraz önce. Mesela o çalışmamız bizim bir döküman, belge çalışması. Çocuk öykülerini incelediğimiz bir çalışma o. Dolayısıyla orada biz 500 tane öykümüz var elimizde ve belge topladık ve çok uzun yıllardır aslında mesela bu belgeleri şöyle biz toplamaya başladık ve aklımıza geldi böyle bir çalışma yapalım, önemli de bir çalışma olabilir dedik, belgeleri toplamaya başladık. Ve yıllar içerisinde araya başka işler, başka telaşlar girdi. Çalışmaya hemen başlamadık ama biz belgelerimizi toplamaya devam ettik. Ve hani en nihayetinde bir noktada 5 araştırmacı çalışmamıza başladık. Ve artık hani sonuna çok yaklaştığımız bir yerdeyiz. Bir yıldır yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ve mesela orada döküman çalışmasında ne yapıyoruz? İçerik analizi yapıyoruz. Metinlerimizin içeriğini analiz ediyoruz. Kodlamalarımız var. Yani metinleri kodluyoruz. Metinde geçen işte bir kod kitabı oluşturduk. Evet. 5 kişiyiz ve hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz? Bunu tartışıyoruz birbirimizle. Metinden ya bir anlam çıkarttığımızda hani diğer arkadaşımız da aynı anlamı mı çıkartıyor? Böyle düzenli aylık rutin toplantılarımız çok var. Mutlu. Ve orada metin inceliyoruz. Ben metin incelemeyi de seviyorum. Metin incelemesi yapmak da keyifli. Hatta 2 tane öğrencime böyle dizi analizi yaptırmıştım. Çok güzel. Öğrencim işte gaslighting, duygusal manipülasyonla ilgili Beth Broderick dizisini inceledi. Bir öğrencim işte bu... robotlar, insansı robotlarla ilgili Humans dizisini inceledi. Onlar da metin incelemeleri yaptırıyorum. Birincisi tabii şey, burada yine araştırmacı sınırlılıkları da önemli. Mesela öğrencilerimin yaptığı çalışmalarda onların sınırlılıklarına bakıyorum. Yani sahaya çıkacak vakitleri var mı? Enerjileri var mı? Mesela daha dardır vakti. Daha kısa zamanda yapması gerekiyordur. O zaman metinle yapabileceğimiz işlere yöneliyoruz. Ama daha işte fonum vardır, zamanım vardır. Saha enerji istiyor. Yani enerji istiyor. İnsanla uğraşmak zor. Hocam enerji deyince ben biraz farklı bir yere kaydım ama. Benim de bir an hocam 2 kere deyince enerji. Ya evet, kullandığımız kavramlar da böyle neyse yani motivasyonunu güçlü tutmayı gerektiriyor diyeyim işte sahada. Öyle olunca da zor ama sahayı da seviyorum. Yani sahadan veri toplamayı da seviyorum. Şimdilerde
işte sahaya çıkmayı planladığım bir araştırmam mı var? Etik kurula şeyini vereceğim, soru formunu. Böyle bir. Ama onu da yapıyorum, onu da yapıyorum. Yani ikisini de yapıyorum. Hocam sahaya dönmüşken yine oradan sorayım. Bir de bu arada hocam Emre Hoca'ya sonradan size bazı soruları sorma garanti verir misiniz programın şeyi açısından, yoksa bizi hiç bırakmayacak. Tamam, pardon. Öyle bir şey verirseniz en azından bazı şeyleri size sonradan sonra. Tabii öyle yapalım hocam. Kesinlikle öyle yok yapalım. Yoksa Emre Hoca sizi bırakmaz, ben söyleyeyim hocam. Sizi bırakmadığı zaman bizi de bırak, beni de bırakmayacak. Şaka yani bir yana, Emre Hoca da gerçekten yani bilgi konusunda hiç alma konusunda bir sınırı yok. O konuya hem kitaplar hem böyle sizin gibi konudaki tecrübeli belli birikimi olan hocalarımızı yakalayınca da gerçekten bırakmak istemiyor. Haklı tabii ki. Güzel de gidiyor ama tabii ki gerçekten hani bir açıdan hani arada verilmeyen bir program tarzı gittiğimiz için bir noktada bırakacağız yani. Şöyle bir 1 saat 40 dakika olmuş hocam. Bilmiyorum hiç baktınız mı? Evet. Yani evet. En azından şöyle bir 2 saatte 2 belki biraz geçecek gibi. İzleyicilerimiz de belki artık bunun sonu yok mu diye düşünenler olabilir ki. Onlar da yorulmuş olabilir. Şöyle bir 20-25 dakikada toparlayacak şekilde devam etsek iyi olur hocam. Ama şunu sormak istiyorum hocam. Veri toplamada, sahada şimdi kaç kişiyle görüşmek? Şimdi yani doygunluk noktası falan diyoruz. Bu biraz şey kalıyor. Hani havada mı kalıyor yoksa? Yani ben şimdi 8 kişiyle ulaştım dediğimde 10 kişiyle, 15 kişiyle nasıl bunu, yani güvenilirliğini, geçerliliğini bu işin nasıl göreceğiz hocam? Evet, şimdi zor sorular. Cevabı muğlan. Kaç kişiyle görüşeceğiz? Evet. Sizin sorduğu soru bu. Böyle kaç kişiyle görüşülmesi lazım diye makaleler var nitel araştırmalarda. How many interviews diye başlıyor makale başlığı. Şimdi kaç kişiyle görüşmek gerekiyor? Aslında çok spesifik, net cevaplarımız yok. Diyor ki, Creswell mesela kitabında, işte fenomenolojik araştırma için diyor ki 5 ila 25 kişi. Şimdi 5 mi 25 mi? Evet. Mesela çok fark var. Çok fark var hocam yani nitelde. Bu çalışması için diyor ki işte her bir durum için 10 kişi. Şimdi ondan sonra 7'den fazla durum olmasın diyor. Mesela hani böyle işte 7'den fazla 7 mi olsun, 2 mi olsun? Durumum evet. Ne olsun? Durum mu? Kaç durum olsun? Şimdi 10 kişiyle mi görüşeyim? 7 durum olursa 70 kişiyle mi görüşeceğim? Nasıl olacak? Ya da mesela yine benim çok sevdiğim bir makale işte yurt dışı literatürden diyor ki kaç kişiyle görüşmesi lazım? Veri doygunluğu vesaire çalışmışlar bunlar işte yöntem bilimciler. Ortalama böyle 10-16 görüşme aralığında şeye frekans kod doyumuna ulaşıyor diyor. Ama işte mesela Grandu teori için 60 görüşmeye kadar görüşme yapılması lazım ki meaning, anlam doyumuna ulaşsın diyor. Dolayısıyla elimizde yani 20 görüşme yaptım, kod doyumuna ulaştım ama bitirdim diyemiyorum çünkü anlam doyumu diye bir şey varmış. 60 görüşmeye kadar mı çıkacağım gibi böyle çok zor bir yer burası. Ama en nihayetinde mesela 7 kişiyle yapılan araştırmayı atalım mı o zaman? Olmuyor mu? Olur, o da olur. Life story yaptım, bir kişiyle görüştüm. Olur, o da olur. Bir şeyimiz yok burada, katı kuralımız yok. Peki bunu nasıl anlatacağız? Burada veri doyumu meselesi geçiştirilen ama aynı zamanda çok da kullandım deyince de işe yarayan böyle hani burada böyle değerli bir laf aslında hani nasıl yaptığını anlatmıyor. Değerli bir laf olarak kullanılıyor, konuluyor yöntem bölümlerine. Veri doyumu, veri tekrarına ulaşıldığında veri toplama sonlandırılmıştır deniyor. Ben de dedim bir araştırmamda ve açıklamadım. Nasıl açıklayacağımı da aslında o zamanlar çok bilmiyordum. Sonra öğrendim nasıl açıklayacağımı. Bir kafam birazcık daha aydınlandı zaman içerisinde. Nasıl açıklanacak? Şöyle açıklanacak. Ben size söyleyeyim.
Yani ben size söyleyeyim derken yani yapma haliyle anlatayım. Sordum, söyleyeceksiniz hocam. Şimdi verilerimizin bir kere o nicelleştirme meselesi var ya, o frekans bize kodla uyumunu anlatıyor zaten. Hani biraz önce konuştuğumuz ben sayıyı veriyorum, vermiyorum dedim ya. Orada evet. Bir kere ne kadar tekrar etmiş, ne kadar tekrar etmemiş. Bir bunu anlatmam lazım. Derim ki işte bu başlıklarda kodlamalar yapılmış ve veriler tekrar etmiştir. Ve son katılımcıya, bu 20. katılımcı olabilir, 15. katılımcı olabilir, gelindiğinde artık hani kod doyumuna ulaşmıştık ve yeni bir kod çıkmıyordu ortaya diye bunu yazabiliriz. Burası kolay kısmı. Anlam doyumunu açıklamak biraz daha nasıl diyeyim şey istiyor, bir daha güçlü bir duruş istiyor. Hmm. Orada kendi yaptığımız işi de biraz daha bilmemizi gerektiriyor. Anlam doyumunda ise ben ne anladım, katılımcılar ne anlattı, kendi aralarında ne aynı şeyi mi anlatıyorlar mesela? Bunu anlatmam lazım konuyla ilgili. Burası zor kısımlısı. O yüzden mesela Grand Theory'de bu 60'a kadar çıkabilir diyor araştırmacı. Ama benim kendi çalışma biçimim, ben 20'nin altında görüşme yapmıyorum mesela. Yani hani benim alt sınırım 20. Öğrencilerime de alt sınır 20. 20'den başlatıyorum. Ama 100'e de çıkmıyor. Yani hani alt sınırım 20 ama 100 görüşme de yapılamaz sahada. Bazen 25'e çıkar. Bazen 22'ye çıkar. Bazen 20 yeterli gelir. Hatta 10'da 15'te veri tekrar eder ama biz devam edelim. Bir 20'yi tamamlayalım derim. Öyle devam ederim. Mesela bir arkadaşım doktora tezi yazmıştı. Grafiti sanatçıları ile ilgili. Kaç kişiyle görüşecek? Evet, kaç grafiti sanatçısı bulacak? 7 kişi. Yani, tabii 7 kişiyle yazacak. Ya da mesela hassas sahalar vardır. Şiddet sahası vardır. İstismar sahası vardır. Şimdi burada ben ya da erken evlilik sahası vardır. Hassas sahalarda katılımcı bulmak zordur. Şimdi o zaman tabii ki 7 kişiyle, 10 kişiyle görüşme yapacağım. O zaman da hayır 20 kişiyle yapacaksın. Zeynep Hoca 20 kişiyle alt sınır dedi. Öyle değil ama yani. Hani bir de orada ne kadar kişiye ulaşabiliyorum meselesi var. Ya da mesela uzmanlarla sizin alanınızda mesela uluslararası ilişkiler alanında uzmanlarla görüşeceksiniz. Ya kaç uzman var? 100 uzman yoktur yani. 5 uzman vardır, 10 uzman vardır. Bir de bunlardan ulaşabildikleriniz vardır. Yani dolayısıyla bazen 7 kişi de oluyor. Bazen hocam, 20 hocam, dolar. Bir bürokratik elitlerle mülakat yapmak da çok kolay da bir şey değil. Hani olsa bile elitler bir şey de hani oradaki elit kavramını şey anlamda kullanmıyorum. Yani bürokrasinin içerisindeki insanı. Bir de dışişleriyle alakalı bir durum olduğunda insanlar şeyde bilgi de vermiyorlar haliyle yani. Evet. Ne yapacağız peki orada? Hani bir tane bulduk, iki tane bulduk, üç. Peki o durumlarda yani çalışmayı erteliyor muyuz yoksa o 1 2 ile 3 ile de yani anladığım kadarıyla yapılabilir noktaya getirilir diye düşünüyorum. Burada ne hocam, biz özgürüz aslında. Nitel bizi çok şey yapıyor. Özgürleştirici bir de yöntem. Biz de özgürüz. Ben 2 kişiyle mi görüştüm? Metoduma yazacağım. Niye 2 kişiyle görüştüm? Neden burada bıraktım? Neden devam etmedim? Neyle karşılaştım? Ve 2 kişiyle ben araştırmamı tamamlayacağım. İki kişi de çok az oldu ama olur yani. Üçte anlaşalım. Yani ama olur hocam. Yani orada niye erteleyim araştırmayı? Bir de ertelediğimiz zaman gün aynı gün mü kalıyor? Bir de uluslararası ilişkiler alanında her şey değişiyor. 5 dakikada, 10 dakikada, 1 saatte bir neler oluyor neler. Dolayısıyla bir şey ertelemek anlamsız. O onunla neyse ne kime ne kadar ulaştıysak yapıyoruz. İyi anlatmamız lazım. Niye bunu yaptım? Onu iyi anlatmam lazım. Evet hocam. O yüzden Nitel'i seviyorum. Yani o bağımsızlığını, araştırmacının bağımsızlığını koruyan bir tarafı var. Bizi özgürleştiriyor. Hocam bu bile başlı başına başka bir konu ya da şeyin webinarın ya da işte canlı yayını. Mesela Nitel bir araştırma yöntemi olarak neden kabul görüyor, görmüyor, perspektifler neler neler değil. Tabii ben orada sormuyorum.
Fatih Hocam. Hocam sorma ama güzel bir noktaya getirdin. Yani şöyle gerçekten doyumu olmuyor. Hani derler ya hocam aynı az önce söylediğimiz o veri doyumu gibi. Burada da bu doyum kavramını kullanıyoruz ama bu gerçekten doyum olmuyor. Bunu da nasıl Evet. açıklayacağız? Ayrı bir konu. Çok Tabii. güzel gidiyor. Ben de çok keyif alıyorum. İzleyicilerimiz de. Ama bazı konuları geçiştirmek de hoşuma gitmiyor. Yani çok uzun konuşmak ister. Hani gönül ister ki derler ya gerçekten öyle istiyor. Bu konu da öyle gerçekten. Hani neden nitel konusunu oturup bir tartışmak gerekebilir. Bu noktada hocam yani sizin bir programlarınız bir yoğunlaştı sanırım. Ben sosyal medyadan da bakıyorum. Bu arada çok Önce... üst üste geldi. Bir düzenli Perşembe günleri bir yayınımız olacak bizim de. Onun dışında hani böyle bir bu ara üst üste geldi. Ama şeyi de Evet. seviyorum biraz. Böyle bir hareketi de Hangisi seviyorum diyorsun biraz. ama o Perşembe Evet. günleri olacak olan bu rapor Rapor analizleri. bülteni. Evet, Rapor. rapora göre olacak Perşembe günleri. O da şey her Perşembe bir yeni yayın. Çok güzel hocam. Güzel, harika oldu. Onu da gördüm Twitter'da. Evet. Her Perşembe onu da yine izleyicilerimiz izleyebilir. Rapor bülteni diye mi geçiyordu? Nasıl geçiyordu? Rapora göre, evet, rapor Ha, bülteni rapora göre göre. geçiyor. Evet, Evet, onu da söylemiş olalım. Şimdi biraz bir programımız bu ara yoğun. Biz de bir aylık bir webinar serisi yaptık. Bir süre dinleniriz artık diye düşünüyorum. evet. Emre Hoca belki dinlenmez Evet hocam ben ama dinlenmeyebilirim yani bilmiyorum. devam. Evet. O noktada hocam, Zeynep hocam sizden ilerleyen tarihlerde, tarih şimdi vermeyelim, bir program fırsatı daha alalım, olur Tabii mu? olur. Canlı Memnuniyetle. yayında aldık. Güzel, harika. En azından o programda da belirleyeceğimiz tematik bir şey üzerinden de gidebiliriz. Sonrasında da yine belki tekrar da buluşabiliriz. Güzel bir sinerji, enerji oluştu sanki. Onu görüyorum. Hem Twitter'da inanılmaz paylaşımlar hocam. Yani sizin isminiz eklenince işler çok değişti. Böyle bir güzel bir sinerji Tabii. verdiniz ve izleyicilerimiz de yani gelen yorumlar gerçekten çok kişi çok teşekkürlerini iletiyorlar. Çok hala buradalar yani onu söyleyeyim. 2 saat oldu. Normalde böyle YouTube yayıncılığında falan yani siz de bilirsiniz hocam. Evet, Öyle evet. çok kalmazlar yani duruyor. Kitle duruyor gerçekten. Harika. 2 saattir buradalar. Çok güzel. Öyle yapalım hocam. Yine yapalım programlar. Olur, Çok olur. güzel oldu. Hoş bir program oldu. Şimdi izninizle Emre Hocam ve Zeynep Hocam her ikinizin izniyle izleyicilerimizden gelen çoğu zaten ben göz gezdirdim. Birçoğu teşekkür işte kendi deneyimlerini paylaşmışlar. Nasıl faydalandıklarını hem sizin önceki çalışmalarınızdan işte Emre Hoca'ya teşekkürler var. Bu webinar serisindeki programlardaki anlattıklarından. Yine bana da teşekkür etmişler sağ olsunlar. Tabii hocam. Edenler var bize de hocam. Öyle diyelim. Şimdi birkaç soru var hocam. Onları böyle bir hani yansıtalım. Bu kadar emek verip izliyor onlar da. Mesela bir tanesi şöyle hatta ekrana gelince nasıl oluyor? Nitel araştırmalarda Stabi uygulamasını kullanma konusunda ne dersiniz diyor. Böyle bir soru gelmiş hocam. Bilginiz var mı hiç? Şimdi şöyle ne yapıyormuş Citavi onda tasnif tamam yani tasnif Evet. zaten burada biraz önce de söyledik istediğinizi kullanabilirsiniz yani ben bu nasıl okunuyorsa Citavi Sitavi nasıl okuyorsak onu Önemli değil. ben Citavi kullanıyorum ve bunda tasnif ediyorum. Neticede kodlamada bir tasnif işi ve bu benim işimi görüyor diyorsanız elbette olur. Ama elimle yapacağım derseniz o da olur. Başka bir araç kullanacağım da Excel'de yapacağım derseniz yani nasıl tekrar böyle her yiğidin yoğurt yiyişi meselesi nasıl arzu ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Burada önemli olan hatalı kodlama yapmayalım. Böyle kodlamalarımızı yaparken düzgün, usulüne uygun kodlama yapalım. Oradaki anlamı dışarı aktarırken bu kadar. Yoksa kullanabilirsiniz. Siz kullanıyorsanız ve işinize yarıyorsa her işte yazı yazan kalemle yazı yazabilirsiniz. Yani burada zaten siz de belirtmiştiniz hocam. Normalde manuel yapılıyor. Kendimiz işte fişlerle, çeşitli belgelerle bunları ayırıyoruz. Bunları kolaylaştıran Evet. ve kontrolü daha çok araştırmacıya veren ve en önemlisi dediğiniz gibi
bir daha sonra geçmişe yönelik müdahaleler yapabileceğimiz, arşivleyebileceğimiz bir sistem. Bu bakımdan farklı farklı programlarda buna fayda sağlıyorsa kullanabilir diyorsunuz. Başka sanırım o konuşma bağlamında sormuştu. Şimdi biraz geride kaldı ama gömülü teori. Akışta da gördüm. Şendoğan sormuş. Bu çok böyle tartışmalı bir alan. Gömülü teori, evet, teoriyi sahadan zaten Türkçeleştirirken temellendirilmiş kuram, gömülü teori nedir orada? Zaten işte o sahada gömülü olan anlamları ortaya çıkartıp, açığa çıkart, bir elmas gibi düşünün. İşte o bütün o şeyin, yer şeyinin altındaki değerli madenleri ortaya çıkartmak gibi düşünün. Gömülü teoride bunu yapıyoruz biz. Sahaya gidiyoruz. İnsanlarla görüşe oradaki bütün değerli madenleri ortaya çıkartıyoruz. Şimdi elbette teoriyi sahadan keşfediyoruz. Ama gömülü teoride iki yönlü bir tartışma var. Birisi diyor ki hayır diyor. Ben sahaya çıkarken, burada Rüveyda Şendoğan dediği gibi, tabularasa, işte hiç teorilere bakmadan ve zihnimi bunlarla şekillendirmeden, bu teorilerin zihnimde bir ön yargı oluşturmasına izin vermeden sahaya çıkacağım ve sahadaki veriyi toplayarak oradan bir teoriye, teoriler çağını da biraz geride bıraktık gibi geliyor, belki bir modele, bir yaklaşıma, bir açıklamaya ulaşacağım diyebiliriz. Ama bir taraftan da diyorlar ki, ama bu da bize bir rehberlik sağlar. Yani teoriler, yapılmış çalışmalarda bir rehberlik sağlar. Bu rehberliği de niye kullanmayalım? Bir el feneri gibi düşünün. Bu kuram rehberliğiyle de hareket edebiliriz. Bunu bir ön yargı gibi düşünmemek lazım diye iki yönlü bir tartışma var. Burada biz işimizi nasıl yapıyoruz? Biraz önce söylediğimiz şeyi tekrar burada söyleyebiliriz. Ben neden teori kullandığımı açıklamalıyım ya da neden teori kullanmadığımı açıklamalıyım? O bana kalmış. Ve metnimi onu yazdıktan sonra düzgün, temelli bir biçimde isterseniz teori kullanın, isterseniz teori kullanmayın. Kimse size bunu yapmak zorundasın demiyor. O yüzden o biraz bizim nasıl işi yaptığımızla alakalı. Doğru, buradaki ifade doğru, haklı, ama bir de öteki yönü de var. Ben de bir şey ekleyeyim hocam. Dediniz ya, orada teori kullanma noktasında esneklik var. Yine Nitel'in sağladığı bir şey. Çünkü nice çalışmalarda genellikle bir teori bağlamından hipotez çıkarılıyor. Ve maalesef işte o nicel pozitivist mantık Nitel çalışmaları aksettirip şey diyor. Yani hani senin teorin nerede? Ya burada olmak zorunda değil. Böyle bir esneklik var. Hani hocalarımızın belki böyle bir zorlamasıyla çalışmalar yapılıyor ama günün sonunda aslında teori dediğimiz şeyi kullanıp kullanmama noktasında çalışma ve sizin duruşunuz belirlemiş oluyor. Emre hocam, bak tam dediğin noktada sıra gelmişti. Gözde yazmış. Hocam, nitel araştırma yapan ve sahaya inenler ekonometrik analiz yapan bazı insanlarca araştırma olarak bile görülmüyor ki, bu acı demiş. Yani böyle yani, düşünen var demek ki. Ama ekonometrik analiz dediği şey de çok çeşitli bir şey. İstatistik diyorsa, şimdi işin istatistiği, ekonometriği falan var. Gözde acaba burada hani ekonometrik analiz derken hangi analiz türü? Şimdi nitel çalışmaların içerisinde betimsel istatistiği dahil edebiliyoruz ama. Yani benim anladığım hani aslında ekonometrik diye spesifik gibi vurgulamış ama yani nicel demek istiyorsun. Evet, ben de öyle anlıyorum. Yani nitel araştırmalar nicel araştırmacılar tarafından çok da kale alınmıyor. Evet. Aynen o. Yani öyle anladım. Evet. Demir hocam, ne dersin o zaman? Yani evet, öyle bir eğilim var ama bu karma çalışmalarla da birlikte artık nicelciler diyelim, böyle biraz şey yapalım. Nicel çalışanlar artık nitele de muhtaç. Orada benim doktora dedim nicel hocam. Yani öyle hocam. Kusura bakma. ama yani. Nitele yeni yavaş yavaş ısınıyorum. Nitel çalışmalarım, özellikle Zeynep Hoca'nın videoları ve Emre Hoca'nın aktarımlarıyla başladı. Son çalışmalarım nitel. Hepsinin yeri var hocam. Geçen webinarlarda da söyledik ya. Hani nereden başlıyorsun yani? Nerede duruyorsan oradan devam edeceksin. Zaten bir teoriden başlıyorsan dedik, hani teori büyük ölçüde tümden gelim yapacaksan zaten nicelden gideceksin.
Gözlemden başlıyorsan, bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorsan, çok fazla veri yoksa, yeni bir fenomense, yani zaten nitel yapacaksın. Hani bunu böyle ben nitelciyim, ben nicelciyim, nitel yaparım, nicel yaparım noktasına getirmek zaten çok makul gelmiyor hocam. Ama yine de sen nicelcilerde hocam sıkıntı değil. Ama hocam dedim ya, günün sonunda şu an karma yöntemler eğer kullanacaksak, bakın nitel dediğimiz o derinlemesini anlamak. Şimdi hocamın yanında ben Weber diyeceğim ama hocam kusura bakmasın. Weberyen ve Dilthey tarzı bir hani anlama, yani derinlemesini, understanding yapma meselesi nitelden geçiyor. Şimdi nicel bunu bana sağlayamıyor açıkçası. Doğal olarak nitel burada atlanmaması gereken bir alandır. O yüzden niteli önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Zeynep Hoca'ya bu soruyu sormuyorum çünkü 30-40 video boyunca anlatmışsın. Evet, tabii hocamız zaten. Hatta şöyle bir şey var, Twitter'da gördüm. Yeni bir, değil mi? Sosyolojide Weber'le ilgili bir şey mi başlayacaktı hocam? Sosyoloji sohbetleri mi başlıyordu? Evet, şey, ben Levent Ünsal'da hocam. Evet. Onu da şey yaptım. Levent Hoca da çok değerli, teorik anlamda çok değerli katkıları var. O da böyle bir şeyler çalışıyor, bakalım. İyi, onu da duyurmuş oldun. Emre hocam iyi takip ediyor bak. Tabii hocam, yani önemli. Yani. Radara girer herkes. Şimdi teşekkürlerden de hani çok sayıda var. Hepinize teşekkür edenlere teşekkür ediyorum. Ancak şöyle önüme de gelmiş, tam da son programın sonuna doğru da denk geldiği için paylaşmak istiyorum. Hocam kitap çek içi. Okuyayım. Aşırı keyifli ve motive edici bir yayın oldu. Masa başında yorgun çalışırken bir süre nefes aldırdı adeta. Sağ olsun. Hocam. Bu da herhalde bizim 2 saatlik konuşmamıza değdi değil mi hocam? Tabii. Yorumlar. Şey yok mu hocam, kalp gönderemiyor muyuz, böyle bir kalp gönderelim yani? Göndermiş oldun hocam. Şimdi bakalım, yine akşamın bu vaktinde zamanını faydalı olabilme arzusu içinde harcayan tüm hocalarıma teşekkürler gerçekten. Bu da bir halka, belki bizler de ileride sizler gibi anlatırız diyor. Anlatacaksınız, buna eminiz. Bu saate kadar buralardaysanız, siz anlatmayacaksınız da kim anlatacak hocam? Tabii. Ne diziler vardır şu anda, ben bilmiyorum gerçekten ama ne şeyler var. Buradaysanız arkadaşlar anlatacaksınız, emin olun, rahat olun. Evet, bakalım. Yine Zeynep Hoca'nın eski çalışmalarından bahsederken bu sanırım gelmişti. Çok güzel bir kamu hizmeti sundu diyor. Toplumsal katkısı, etkisi çok büyük. Emeğinize, ilginize sağlık. Yine bunu da atlamak istemedim hocam. Evet, böyle. Yine teşekkürler çok fazla bir şekilde var. Yine kayıtlı kalıyor zaten teşekkürler. Yani yorumları silmiyoruz, duruyor. Soru var mı diye bakıyorum. Şimdi bir arkadaşımız şunu sormuş ama yansıtayım hocam. Ama yine başka bir programın konusu gibi. Hocam geç katılın, evet, belki sohbeti. ChatGPT kullanabilme açısından diyor. Başka bir programın konusu. Bizi izleyip de konumuzu çalıp Zeynep Hoca'yı bir de çağırmazsa biz konuşuyoruz. Evet. Ama başkaları davet ederse de bilim merkezi açık erişim yapacak. Tabii oraya da gideriz hocam. Oraya da gidip orada da yazarız yani. Orada biz de şey yaparız hocam. Ama bu konuyu konuşsak güzel olur hocam. Evet, pazartesi günü kodlama konuşacağız Anadolu Üniversitesi'nde. Ama hani çok doğrudan ChatGPT'yi nasıl kullanacağız şeklinde bir anlatım değil. Sadece böyle bir orada da yapay zeka bunu yapıyor, nasıl yapıyor ve hani bize sunduğu imkan ve kısıtlar. Pazartesi mi dediniz hocam? Pazartesi mi? 29'unda pazartesi mi? Tamam. Evet. Orada onlar da Twitter hesabınızda yine paylaşmışsınız sanırım. Evet. Onları da yine şu an izleyen arkadaşlarımıza da duyurmuş olalım ki görmüşlerdir büyük ihtimalle ama yine de. Yani çok doğrudan böyle hani bunu nasıl kullanıyoruzun anlatımı değil ama onun sunduğu imkan ve kısıtlar ve evet, hani, orada değineceksiniz. Evet. Bir kişi arkadaşımız ismi öyle. Bir kişi oraya, bir kişi daha gelecek hocam. Diyelim. Şimdi aslında ben sizin son dönemde bir üniversiteye katıldığınız İnönü Üniversitesi sanırım. Ona da baktım bugün. Yine yanlış hatırlayabilirim ama burada dijital devrimden ve bilişimsel sosyal bilimlerden bahsediyorsunuz. Evet, İnönü Üniversitesi'nde. Evet, o da yine izlenebilir. Hani ChatGPT bağlamında değil ama işte orada büyük verilerden, teknolojideki bu gelişmelerden bahsediyorsunuz.
Onu da yine izlenebilir. Yine biz de farklı bir programda tekrar üstünde. Evet. Tabii hocam, yani veri madenciliği meselesi var ya, bu tarz başlıklar artık. O konu var hocam. Yani biz buradan bu gidişle çok program yapmamız gerekebilir. Bu sefer yayınlar, çalışmalar, zaman yönetimi konuları devreye giriyor ama yani tekrar gerçekten yapacağız. Zaten onun sözünü aldık hocamızdan. Bakalım şöyle. Yani yansıtmadıklarım kusura bakmasınlar, dediğim gibi çokça mesaj var. Bakalım. Şöyle bakıyorum. Yani sizlerin de dikkatini çeken bir şey varsa okuyabilirsiniz, görüyorsunuzdur diye düşünüyorum hocam, ama bir soru gibi geldi bana bu. Evet. Hocam, kodların çok fazla olması durumunda hepsini tek tek tanımlamak, tanımlasak da makalede yer vermek mümkün müdür demiş. Yani değil, kodlarınızın da çok fazla olması da bir sorun. Burada bu sizin kafanızın da biraz karışık olduğuna işaret ediyor olabilir. Bir, niye bu kadar çok kodunuz var? Neyi kodluyorsunuz? Gerçekten bunları kodlamak istiyor musunuz? Bir oraya dönmek lazım. Elbette makalede hepsine yer vermek mümkün. Çünkü makalelerde biliyorsunuz kelime sınırı var. Hepsini anlatamayız. Ama ben zaten okuyucuya sunmayacaksam onu niye kodluyorum? Dolayısıyla burada bir dönüp bir check etmek lazım. Neyi niye kodluyoruz? Bir önemli. Bir de Fatih Hocam, Rauf Hoca'nın bir sorusu vardı azıcık yukarısında. Evet, Rauf Yanardağ. Ha, Rauf Hoca, evet. Hocam. O şu önemli bir mesele. İki şeyde sığmadığı için iki şeyde bölümde. Okuyabilirim hocam isterseniz yine. Hocam, sahada veri toplama sürecinde nihayetinde bir problemini konuşuyoruz. Katılımcı sorunlarını anlatıyor. Sonra görüşme bitiyor. Biz araştırmacı olarak istediğimiz veriyi alıyoruz. Devamını okuyalım. Ama katılımcı sorunuyla yaşamaya devam ediyor. Sizden de bireysel olarak bazen bir çözüm bekliyor. Bu bende bazen bir ikileme neden oluyor. Bu konudaki düşünceniz nedir acaba? Bu Rauf Hoca'nın bu söylediği mesele çok önemli bir mesele. Burada benim şöyle bir Leslie Bloom, bir feminist yöntem bilimci, feminist bir araştırmacı. Ve bizim zaten ben nitel araştırmaların feminist kurama dönüp çok sıklıkla bakması gerektiğini, feminist yöntemi böyle bir mutlaka dirsek teması olması gerektiğini düşünüyorum. Leslie Bloom diyor ki araştırmacı eğer sahadan bu Rauf hocamın söylediği gibi işte alacağı bilgiyi alıp sonra da sahaya sırtını dönüp gidiyorsa bu aslında onun sahayı istismar etti. Bu cümleyi kullanıyor kendisi. Sahayı sömürdüğü, sahayı istismar ettiği anlamına da gelmektedir. Burada araştırmacı ayrıcalıklı konumuyla yalnızca kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiği için burada sahayı nesneleştirme, sahaya sadece işte bir tırnak içerisinde kullanma, kendi amaçları, kendi çıkarları için bir kullanma yoluna gitmekte ve bir istismar, sömürü haline dönüştürmektedir bunu diyor. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Ben de uzun zamandır hep böyle bunu dert edindim kendime ve burada Glessner'in kitabına, Leslie Bloom'un kitabına, Leslie Bloom'un kitabı Türkçe'ye çevrilmedi ama Glessner'in nitel araştırma kitabına baktığınızda orada da göreceksiniz. İşbirlikli saha araştırmasından bahsediliyor. Zaten Glessner antropoloji kökenli de bir araştırmacı. Şimdi orada işbirlikli saha araştırması önemli. Biz araştırmacı olarak eğer böyle bir kaygımız varsa benim yaptığım bu araştırmanın benim için fay sağlayacağı fayda ne? Bir bunu düşüneceğim, puan alacağım, prestij kazanacağım, neyse teşvik alacağım, değil mi? Çıkarlarım var. Ben bu çıkarları sağlıyorum ama bunun yanında bu araştırmanın sonuçları benim bu araştırma saham için nasıl bir çıkar sağlıyor? Yani benim araştırma saham, veriyi topladığım insanlar benim yaptığım bu araştırmadan çıkar sağlıyor mu, sağlamıyor mu sorusunu
kendimize soracağız. Çıkar sağlayabilmesi için de işte politika önerileri olabilir. Neyse onların derdi, orada bir seslerinin duyurulması, işbirliklisi araştırmasıyla bu sorunu çözebiliriz. Ama bu özellikle zor konular çalışırken, yani işte mesela deprem bölgesi. Şimdi depremle ilgili bir araştırma yapıyoruz. Şimdi ben depremle ilgili araştırma yaptım. Oradaki yarayı ben saramam araştırmacı olarak. Çünkü ben bir insanım ve bütün gücümde yani ateş olsam cürmüm kadar yer yakacağım, o kadar. Dolayısıyla mesela bu burada o zaman nasıl bir çıkar sağlayacak saham buradan? Onu düşünmek lazım. Bence bu çok değerli bir yaklaşım, bakış açısı. Bunu dert edinmek de önemli. Ama şey meseleler, zor meseleler bunlar. Özellikle hassas konular çalışırken nasıl bir çözüm bulabilir mi? Tartmak lazım. O zaman işte sadece merak için, sadece bilim için araştırma yapmaktan biraz daha ileriye, bir adım daha sonraya geçmiş oluyoruz. Bilim için bilim değil, toplum için bilim yapmaya başlıyoruz belki. Onun da böyle çok hassas bir dengesi var. Hani toplum için bilim bir noktadan sonra da şey yapar, daha hani başka bir misyona doğru evrilmeye başlar. Orada o dengeyi tutturmak da lazım. Ama önemli konular bunlar. Çok onu teşekkürler hocam. Evet. Yani açıklayıcı oldu. Ben de bu soru için de teşekkür ederim Rauf Hoca'ya. Bu vesileyle düşünmüş olduk ve sizin de açıklamalarınız belli bir çerçeve oturttu. Üzerine daha fazla tabii düşünüp tartışabiliriz. Şimdi bir arkadaşımız yine bir soru sormuş. Onu da kaçırmışım. Bakarken baktım. Burada biraz yanlış anladı sanırım bizi. Hocam o zaman demografik bilgilere yer vermek doğru değil mi? Yaş, üniversite, sınıf bilgileri diye. Tabii bunu aslında cevapladık biraz önce. Evet. Yani evet. Hani böyle hepsi için değil yani sonuçta. Hassas şeylerde. Tabii hassas konuda doğrudan işaret ettiniz. Yani şimdi burada ben işte 70 bin öğrencisi olan bir üniversitede araştırma yapıyorsam, 20 kişiyle görüştüysem, hani bu yaşını, bölümünü vermiş olan birisi. Her bölümde de 100-200 kişinin olduğu, içinden bir kişinin seçildiği sorun değil. Dolayısıyla hani çok böyle kritik, çok kritik olan, doğrudan kişiye işaret eden bilgileri vermiş. Kişiye, kuruma, neyse. Bölgeye yaptığımız araştırmanın hassasiyetine bağlı olarak. Konunun yani, hassasiyeti de önemli. Şey, yanılmıyorsam Zeynep Hoca'nın videolarında da bu yüzdeleme meselesinde de hocanın eleştirdiği bir yer vardı. Yani 5-6 kişiyle görüşme yapıyorsunuz. Bir şey yoğunlaşma var. İşte 2 kişi diyelim. 2/5'ten ne oluyor? %40'ını bunu söyledi. Pek anlamlı olmuyor değil mi hocam? Böyle bir şey de var. Yani oradaki manipülasyon hocam. Doğrudan manipülasyon. Yani %40 dediğinizde, şimdi mesela hepimiz diyeyim %40 dediğinizde benim zihnimde böyle %40 böyle %40 oluşuyor. %40 neymiş? %40 iki kişiymiş. öyle yüzde olur mu? Ben çok karşıyım yüzde kullanılmasına. Evet hocam. Ama bu şey değil hocam. Mesela ben tam sayım yapmaya çalışıyorum. Bazı içerik yani 500-600'e yakın makale taramaları yapmıştım var bir iki çalışmada. Bunlar da yani biraz yüzde kullanmaya çalışıyorum. Fakat oradaki yüzdeyi kullanırken de yoğunluk kavramını ifade etmeye çalışıyorum. Ama kalkıp da dediğiniz gibi 5-6-7 ya da 10 kişiyle çalışıyorum. Yüzünüzü hocam veriniz. Kullanırsınız zaten. Yüzün üstündeyse kullanırsınız. Evet. Ama şeyse yani yüzün altındaysa nicelciler bile nicelciler bile yüzün altındayken yüzde kullanmayla ilgili böyle tartışıyorlar aralarında. Ama tabii ki ben 500 belge inceliyorsam, 1000 belge inceliyorsam neyse, tabii orada yüzde kullanma hakkım var. Doğal olarak öyle bir hakkım var. Ama bir de şey, çok kafaları karıştırmak istemem ama mesela Max Güdey'in bir şeyi var. Kod matris tarayıcısı var. Bu kod matris tarayıcısında şey diyor, frekansı diyor yoğunluk olarak, şey olarak göster diyor, bu işte şeyler yuvarlaklar olarak göster diyor. Sembol büyüklüğüyle göster diyor. Mesela bu sembol büyüklüğüyle hikayesi biraz yüzde hikayesi aslında. Şimdi orada çok böyle sembol, onu sen yuvarlak gösterince yüzde değilmiş gibi görünüyor ama aslında temelinde onun da nicel var.
Yaptığımız işin biraz kökeni de oraya dayanıyor. Bu kodlamanın mantığı da aslında nicel. Yani çok böyle derin tartışmalar açmak istemiyorum gecenin bu vaktinde ama maalesef bu pozitivist paradigma, maalesef de demeyeyim yani hani hepten de şey değil böyle. Tabii hocam ben de aynı fikirdeyim. Eski tarafları da var, daha böyle pragmatik bakmak lazım ve şey var. Orada bu böyle bir temeli de var. Bunu da görmek lazım. Daha ileri düzeyde. Ama yüzde siz gene kullanmayın genç araştırmacılara. Evet. Söyleyelim. Hocam bu arada biraz gazeteci havasına da gireyim. Moderatörüz de. Nicelcilere de kapımız açık. Nicelcilerle de bir program yapıp nitelciler diye yapabiliriz. Ben ikisinde çalıştım. Sorun yok. Hatta daha da ileri gidip böyle akademi meydanı gibi, siyaset meydanı olur ya. Nicelciler, nitelciler. Hocam sizin takım belli şu anda. Bir de nicelci takım kurup. Vallahi şahane şey olur değil mi? Vallahi çok güzel olur hocam. Farklı bakış açılarıyla. Hodri yöntem mesela. Süper. Hodri yöntem. Hodri yöntem. Gerçekten harika. Hocam katılımcılardan yani benim aktaracaklarım bu kadar. Çok sayıda mesaj için tekrar teşekkür ederim bütün izleyicilerimize. Bundan sonra izleyecek izleyicilere de faydalı olmasını ümit ediyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Zeynep Hocam gerçekten çok güzel oldu. Harika bir sinerji oluşturdunuz ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. O da belli yani gelen tepkilerden. Çok güzel tepkiler var. Emre Hocam, size de zaten baştan beri yola çıkmama, yani yöntem konusuna hiç, yani kanalım var benim ama kendim farklı, kendi ilgi alanlarımda yayınlar yapıyordum. Emre Hoca böyle kapalı gruplara işte anlatmaya çalışırken dedim hocam gel bunu herkese anlat. Evet, öyle evet, başladık. Şimdi Zeynep Hoca'nın dahil olması çok daha farklı, güzel bir boyuta getirdi olayı. Çok mutlu oldum ben de hocam. Yani. Güzel bir kesişim oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hocam, söylemek istediğiniz Emre Hocam. Önce Emre Hocam'dan alayım. Sonra Zeynep Hoca'ya en son bırakayım. Ya şöyle şimdi hatırladım ben Zeynep Hoca'ya neredeyse o kodlamayı öğrenmem lazım dediğim an 16-17 saat böyle hızlı hızlı dinlediğim ama dinlediğim, hakikaten dinlediğim ve ondan sonra Zeynep Hoca'yla hep görüşmek istediğim bir an kovalıyordum. O da bugün oldu. Güzel oldu. Çok mutlu oldum. Hocam demek ki senin evrene yaydığın enerjinin bir şeyiyiz biz. Bilgileri olarak. Doğru. Ya bir yerde illaki karşılaşacaktık ama bu platforma, bu arada hiç yan yana da gelmiş değiliz. Zeynep Hoca'yı da ziyaret etmek isterim ben günün sonunda. Hani bir araya gelmek de güzel olur. Yüz yüze sohbetler güzel olur. Online imkanın tanıdığı bir şey. İyi ki hocamız da pandemi sürecinin o negatif yanına pozitife çevirip de böyle bir videolar yayınlamış. Ben çok mutlu oldum hocamızı tanıdığıma. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için de. Evet. Ve son söz sizde Zeynep Hocam, siz kapatacaksınız. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Dolayısıyla bir de biz hep konuşan taraftık. Biz hani çok böyle keyifli vakit geçirdik. Umarım dinleyenler de keyif almıştır, yormamışızdır umarım kimseyi de. Evet. Ben bilginin paylaşılmasını çok seviyorum. Bilgimi paylaşmayı çok seviyorum. İçim şişer ben paylaşmazsam. benim paylaşmam lazım. Siz de buna vesile olduğunuz için de tabii çok teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de iyi işler yapılıyor. Genç araştırmacılar gerçekten hem çok hevesli hem çok istekli ve bu iyiye doğru giden bir çizgideyiz. Ben Türkiye'de sosyal araştırmalarda çok gerçekten umut vaat eden bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Kendi bakış açımda durduğum yerden bunu görüyorum. O yüzden ben mutluyum. Bunda da eğer böyle ufacık da olsa bir payım varsa ne mutlu bana. Dolayısıyla tekrar güzel işlerde, güzel yerlerde, yüz yüze ya da online yine beraber olmayı ben çok isterim. Çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim.
Gecenin 11.30'una kadar, 11.20'sine kadar buralarda kalanlara da çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Çok güzel zaten kapattınız. Üstüne çok fazla söz söylemek istemiyorum. Evet, bizi izleyen, bu saate kadar burada bizimle olan tüm izleyicilere gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Yine zaten bir başka programın sözünü de aldığımız için bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Hocam çekilişi unutmayalım, onu söylemedik. Hocam çekilişi hatırlatalım. Emrah hocamızın kitap hediyesi. Zaten evet, afişlerde, duygularda yazmıştık. Kresvenlerin kitabını hediye edecek. Araştırma tasarımı mıydı hocam kitabın adı? Evet, bu yeni basım. Eski yüz farklı yerlerden de basılan var. Evet. Kresvel'in yanına bir Kresvel daha geldi. Herhalde oğlu olması lazım diye düşünüyorum. Bunlar baba oğlu sanırım, yanılmıyorsam. Yanılıyor olabilir. Onu bir netleştir hocam sen. Geçen de sanıyordun. Artık söyle. Yani Kresveller olarak artık ben söylüyorum ama bir kitabı var. O Kresvel geçiyor. Burada çift Kresvel. O kitabı göndereceğim ben arkadaşımıza. Şimdi biz onun program bittikten sonra ben biraz araştırdım başından, böyle bir çekiliş şeyleri oluyor. Oraya girince yorumlardan rastgele seçiyor, işte birini seçecek. Hani iletişim konusunda da arkadaşlar, şimdi sizin olduğunuzu anlamamız için yoruma, bu kenardaki yorum değil de sonradan videonun yorumları açılıyor ya. Oraya kimin kazandığını yazacağım ben. Onun altına ilgili kişi gelirse, yani sonradan bir daha bakmazsanız bulamayabiliriz oraya yazdıktan sonra. Cevap verirseniz oradan bir iletişim sağlayıp sonrasında Emre hocamız bir katman daha iletişimi, artık sosyal medya ya da telefon ne olursa, oradan adresinizi alıp oradan oraya gönderecek siparişle. Çünkü tekrar iki kargo masçı oluyor diye. Bu şekilde Emre hocanın da böyle bir sizlere hediyesi de olmuş olacak diyelim ve programı kapatalım. İyi akşamlar herkese. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.